Kanal 3 ekranlarından tüm izleyicilerimize iyi akşamlar. Hizmet insanlarını konuk ettiğimiz, hizmet ve yatırımları konuşacağımız Hizmete Uzanan El programının bu haftaki konuğu Kilim Diyarı Bayat ve Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş. Ömer Tekeş'le Bayat'ın jeolojik konumunu, tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini, halkın geçim kaynağına en önemli unsur olan Bayat kilimini, ekonomik katkı değer sağlanması planlanan projeleri, pek tabii kadın kültür evleri ve kadın kooperatiflerini konuşacağız. Kaymakam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selcan Hanım. Evet Kaymakam Bey, Ömer Tekeş kimdir, Bayat Kaymakamı kimdir? İzleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Selcan Hanım, 1991 yılında Elazığ'da doğdum. İlk öğretim ve lise eğitimi Elazığ'da tamamladım. 2010 yılında üniversite sınavlarında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim bölümünü kazandım. Bayağı aktif bir üniversite hayatım oldu. Üniversite kulüplerinde yöneticilik görevinde bulundum. Aynı zamanda gençlik STK'larında birçok alanda çalışmalar yaptık. Tabii o dönem Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik meclisinde çalışmalarda bulundum. Akabinde 2016 yılında kaymakamlık sınavı açılmıştı. Zaten kaymakamlık sınavı benim küçüklük hayalim. Tek girmek istediğim sınav da kaymakamlık sınavıydı yani açıkçası söylemek gerekirse. Nasip oldu, kazandım. 2016 yılında da mesleğe adımımızı attık. Evet. Evet, şimdi bürokraside aldığınız görev süreçleriniz ve bulunduğunuz görevlerden bahsetmek istiyorum biraz. Aslına bakarsanız 2010 yılında üniversiteyi kazandım. 2011 yılından itibaren bürokrasinin içerisindeyim diyebilirim. 2011 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Meclisi'nin kuruluşunda görev aldım. O dönem akabinde gençlik liderliği görevi verildi. Gençlik lideri olarak birçok kamplar düzenledik. Kılavuz Gençlik Projesi'ni o dönem başlatmıştık. Şu anda devam ediyor. Aynı zamanda kitap fuarı ile alakalı çalışmalar yapmıştık. 2015 yılına kadar hem okul hem böyle çalışmalarda yer aldım. 2015 yılında mezun olduktan sonra tam zamanlı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde basın yayın halkla ilişkiler biriminde göreve başladım. Orada Kocaeli Bilgilendirme Noktası Koordinatörlüğü verilmişti. Büyükşehir'in yaptığı projelerin tanıtımını, onunla alakalı yapılacak çalışmaların halka anlatılması ile ilgili çalışmalarda yer aldım. Akabinde Gez Gör Kocaeli diye bir proje vardı. Bu projeyi yürüttüm. En sonunda basın yayın halkla ilişkilerde protokol biriminde görev yaptım. 2016 yılında kaymakamlığı kazanınca belediyeden ayrıldım. Sırasıyla Balıkesir Valiliğinde valilik stajını yaptım. Akabinde Aydın Sultanhisar ilçesiyle Ordu'nun Ünye ilçelerinde kaymakam refikliği diye bizim bir stajımız var. Bir tecrübeli bir kaymakam yanında mesleği öğreniyoruz. Daha sonra Çorum, Ortaköy ve Mecitöz ilçelerine vekaleten görevlendirildim. Yaklaşık 8 ay buralarda vekaleten görev yaptım. Daha sonra yurt dışına gitmeden önce Ankara'ya dil kursuna çağrıldık. Dil kursu, 3 aylık bir dil kursu alıp İngiltere ülkesinde Leicester iline gittik. Yaklaşık 8 ay orada Leicester Üniversitesi'nde eğitim aldık. Hem çeşitli temaslarda bulunduk. Oradaki Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Teşkilatı, işte İçişleri Bakanlığı'nın oradaki muadili ile alakalı çalışmalarda bulunduk. Oranın yerel yönetimlerini inceledik. Daha sonra yurda döndükten sonra kaymakamlık kursuna davet edildik. 3 aylık bir kaymakamlık kursu aldıktan sonra kura ile 2019 Ekim ayında Bayat Kaymakamlığı'na atandım. Yaklaşık 1,5 yıldır da Bayat'ta kaymakamlık yapıyorum. Bu şekilde anlatabilirim. Peki Kaymakam Bey, Bayat'a ilk geldiğinizde dikkatinizi ne çekti Bayat'la ilgili mi diyeyim? Yoksa kurada siz hani Bayat biraz bana spontane gelişti. Yani aslında herkesin gelmek isteyip bana nasip olan bir bölgeydi dediniz sohbetimizde. Bayat'ı biliyor muydunuz? Bayat'la ilgili düşünceleriniz neydi? Ya Bayat'ı biliyordum açıkçası. Çorum'da, Ortaköy'de görev yaparken, Çorum'da aynı zamanda Bayat ilçesi var. Yani hem Çorum Bayat hem Afyon Bayat. Bazen birbirine karışıyor. Onların evrakları bize geliyor, bizim evraklar onlara gidiyor. Oradan dolayı Bayat'ın aslında bir kadim medeniyetten geldiğini biliyorum. Hatta Çorum Bayat, Suriye'den gelen Bayat boyu ilk Çorum Bayat'a gidiyor. Oradan bir kolu Afyon Bayat'a gelerek Bayat boyunun yerleşkesini yapıyorlar. Yani böyle bir geçmişi vardı. Buradan biliyordum. Ama bizim kurada 97 kişi biz kaymakamlık kursunu tamamladık.
97 ilçeye atanacağız. Şimdi kurada listeler belli oldu, ilçeler belli oldu. Herkes bakıyor işte şu ilçe olur inşallah, bu ilçe olur diye kendine göre bir ilçe seçiyordu. Tabii biz orada kurayla şey yapacağız ama benim de soy ismim Tekeş. Kura soy isme göre çekiliyor. Mani halimde olmadığı için kurada en son bendim. ve Bayat'ı da istiyordum açıkçası. Yani şöyle, lokasyonu çok iyi. Yol üstü, geçmişi çok kadim bir medeniyet. Evet. Onun dışında daha önce görev yapan kaymakam arkadaşlarım çok övgüde bulundu. Halkı çok iyi, işten, samimi deyince inşallah dedim, Bayat olur dedim. Allah da nasip etti. Bayat bana kaldı, ben de Bayat'a kaldım. O yüzden böyle bir değişik bir anımız oldu. Evet, Kaymakam Bey, Bayat'ın kültürel miraslarının yarı sıra şifalı toprakları da var. Bayat halkının sizlere yaklaşımı, sizler bürokrasi ve hizmet insanları olarak görevlerinizi yaparken en büyük destekçiniz vatandaştır. Bize biraz Bayat halkından, tarihi, kültürel miraslarından, göreve geldiğinizde Bayat'la ilgili dikkatinizi çeken neyse ondan bahsedebilir misiniz? Ya, şimdi kura döneminde hani bahsettim. Bayat kadim bir medeniyetten geliyor. Çok köklü bir geçmişi var ve lokasyon olarak çok güzel bir noktada. Şimdi buraya ister istemez geldiğimde o medeniyeti hissettim. Daha ilk ilçeye girdiğimde dedim hakikaten köklü bir şeye geliyoruz, ilçeye geliyoruz. O medeniyet de vatandaşın karakterine sirayet etmiş. Ya Bayat çok içten bir il. Halkı çok içten. Yani o kadar samimiler ki yani yanlışı da direkt doğru bir şekilde söylüyorlar. Doğruyu da. Hiçbir şekilde yalan dolan yok. Tamamen direkt ya işte Kaymakam Bey bunu yapıyorsunuz, bu çok doğru. Şunu yapmasanız daha iyi olur. Bu kadar da net. Ilçeye başladım. Bu karakterine sirayet etmiş. Yani coğrafya kaderdir dedi Cemil Meriç. Yani biz bunu ben kendim bu kitabı okuduğumda karşıma çıkacağını hiç düşünmüyordum ama Bayat'ın coğrafyası da Bayat'ın kaderi olmuş. Gerçekten iyi ki geldim bu ilçeye diye söylüyorum. Kendimi de bir Bayatlı olarak hissediyorum. Onu söyleyeyim. Ben normalde Elazığlı biriyim. Eskiden bizim Bayat derdim. Kocaeli'de görev yaparken bizim Kocaeli, bizim Kocaeli'de şunu yaptık, bizim Kocaeli. Şimdi bizim Bayat diye sürekli söylüyorum. Evet. Bizim Bayat. Hakikaten bizim oldu. Oğuzların en önemli iki boyundan, Kayı boyundan sonra gelen ikinci boy Bayat'tır. İkinci evet. boydur. Ve gerçekten tarihte çok ciddi, önemli işler başarmış bir boy. Ve bunu da hala yaşantısını bu şekilde devam ettiren bir yer. Burada sadece bizim Osmanlı kültürü ya da işte Oğuz boyu kültürü yok. Aynı zamanda Filiklerden kalma İn Pazarcık. Ya, önemli bir ören yeri, öyle söyleyeyim. Hala kalıntılar devam ediyor. Hala ayakta. Asarkale'ye çıktığınızda bir Roma kültürüne rastlıyorsunuz. Derbent'e gittiğinde bir ahilik ağalar dediğimiz, ahilik dediğimiz, ahiler dediğimiz bir medeniyet sizi karşılıyor. Oradan Çukurkuyu taraflarına gittiğinizde Persler size selam diyor. Persler sizi karşılıyor. Yani birçok medeniyeti içinde barındıran muazzam bir ilçe. Bunun yanında bir de milli mücadelenin başladığı bir toprak Bayat. Yani Gömü'den gelirken bir yazı yazar. Milli mücadelenin başladığı topraklara hoş geldiniz diye. Bayat'ta da bunun izlerini görebiliyorsunuz. O zamanlardaki cephelerin hala bazı köylerimizde izlerini görüyoruz. Bayat bu konuda gerçekten önemli bir kültürel mirasa sahip. Çok kadim bir medeniyete sahip. Burada şifalı toprak dediniz. Toprağı hem bereketli hem şifalı. Şimdi bu taşları görüyorsunuz hep Bayat'ta çıkan taşlar. Bayat çünkü volkanik bir alana, volkanik bir araziye sahip. Yani bu onun varlığını gösteriyor. Bunun yanında o kadar bereketli ki toprağı. Hayvancılık, tarım çok
Ya ilerleyebilecek potansiyeli var. Şu an tabii tam istediğimiz seviyede miyiz desem değil. Hı hı. Ama biz bunu geliştirmek babında çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda işte hayvancılıkla ilgili birkaç projemiz var. Sayın Valimizin önderliğinde başlanmış. Onun dışında yine tarımla alakalı birkaç projemiz var. İnşallah bunları da hayata geçirerek Bayat'ı o hak ettiği tarımsal ve hayvancılıkla alakalı yüksekliğe taşıyacağız Allah'ın izniyle. İnşallah diyorum. Kaymakam Bey, az önce sordum, Bayat'a ilk geldiğinizde ne hissettiniz? Göreve başladığınızda ilk ne yaptınız Bayat için? Göreve başladığımda ben 28 Ekim'de atandım Bayat'a. 28 Ekim'de de direkt geldim. 29 Ekim törenleri olacağı için ilçede olmamız gerekiyordu. 28 Ekim'de geldiğimde ilk olarak bir şehit ailesi ziyaret ettim. Daha doğrusu bizim iki tane şehit ailemiz vardı. Onları ziyaret ettim. Bir de 90 yaşında ilçenin en yaşlılarından bir teyzemiz vardı. Onu ziyaret ettim. Onların duasıyla göreve başlamak istedim. Daha ilçede eve bile gitmemiştim. Valizlerimiz, çantalarımız hepsi araçta, hanımla dedim bir selam verelim, bir dualarını alalım, öyle göreve başlayalım. 29 Ekim törenlerine daha sonra başlamıştık. Böyle bir anımız olmuştu ilk göreve başladığımda. İlçeye ilk geldiğimde de ya, yol üstü bir yer niye bu kadar şeyde kalmış diye düşündüm açıkçası söylemek gerekirse. Kilim Diyarı Bayat yazısı var ama sanki gömü biraz daha ön planda. İşte ne bileyim işçiyeser biraz daha ön planda ama biz biraz sanki gölgede kalmışız gibi hissettim. Ki o zaman daha önce görev yaptığımız bir yerde bir yöresel üniversite pazar yeri şey yapmıştık. Yani o yolu kullanmak gerekiyor. O yolla alakalı çalışmalar yapmak lazım diye aklımda geçirmiştim. Bir de potansiyelini yani bir ilçenin yapabileceğimiz proje yaparken onun potansiyelini iyi görmek lazım. Şimdi mesela ben bu taşlar olmasaydı takı işine belki de girmeyecektik. Ya da ne bileyim lokasyon olarak çok iyi bir yol ağı yani Antalya, Ankara, Eskişehir, İzmir şeyinin tam ortasındayız. Böyle bir yere sahip olmasak belki istiridye mantarı işine girmeyecektik. Çünkü istiridye mantarı yaparken de yani burada şeyi dikkate almak lazım. O yol ağını dikkate almak lazım. Taşımacılığı, nakliye işini dikkate almak lazım. Ya bunları tamamen düşünerek kafamızda ilk haftalarda zaten hemen köyleri gezdim. Daha ilk haftada 12 tane köyümüz var Bayat'ımızın. 12 köyün tamamını gezdim. Daire amirleriyle her sabah namazı yürüyüşe çıktık. Her gün bir yer seçtik. Yani ilçenin diğer doğal güzelliklerini, diğer değerlerini görmek için İlçeye hakimiyet yani. Sınırı çok iyi bilmeniz lazım. Kendi ilçenize çok iyi hakim olmanız lazım. Yani o haritayı iyi bilmek lazım. Ben mesleğe başlarken benim kaymakam refikliği yaptığım kaymakam abilerim hep derdi. Ömer ilçeye gittiğinde ilk ilçenin tamamını bir gez. Yani o haritayı kafanda bir çiz. Daha sonra bir potansiyeline bak. Ne üretilmiş? Geçmiş yıllarda ne üretilmiş? Mesela volkanik arazilerde üzüm işi gider. Yani bağcılık gelişmiştir ki Bayat'ta bazı yerlere bağ yeri diye mesela bu tarz isimler konmuş. Demek ki kadimde geçmiş dönemlerde bağcılık yapılmış. Evet. Ya bunları görmek lazım. Bayat'la ilgili yazılmış diğer kitapları okudum. Mesela eski belediye başkanlarından Fevzi Eskisoy'un Bayat diye bir kitabı vardı. O kitabı okudum. İlk geldiğim gün okudum. Yaptığı çalışmalar, hangi projelere ağırlık vermiş, geçmişte hangi projeyi yapmış da başarısız olmuş ya da devam etmiş. Mesela peynir projesi oradan gelmiş. Hı hı. Ben peyniri kendi şeyimde oluşturmadım. Bayat'ta yıllar önce kaşar peyniri üretiliyormuş. Altyapısını çok ciddi. Duydunuz. Altyapısı tabii. Var. Şimdi evet. Süt verimi mesela çok iyiymiş Bayat'ın. Bunu araştırdık. Birçok ilden herkes bizden yoğurt istiyor. Peynir istiyor. Şimdi bunu istemesinin bir sebebi vardır. Çünkü bu süt kalitesiyle alakalı bir şey ve Bayat'ın işte o arazi yapısından, coğrafyasından ötürü kekikle besleniyor koyunlar ya da diğer hayvanlar. Ondan dolayı sütü de çok güzel. Çok lezzetli. Yani ben mesela sürekli buradan yoğurt gönderiyorum. İle Ankara'dan isteyenler oluyor. Gönderiyoruz. Ya bu aslında şeyle alakalı. Yani bu potansiyelleri tek tek tespit ettikten sonra buna göre çalışmalarımızı başlattık.
Evet, bugün hatta ben böyle sırayla gitmek evet. istiyorum. Siz de müsaade ederseniz Bayat'ın tescilli kilimleri gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler stüdyomuzda. Hepsinin bir hikayesi var. Kaymakam Bey değinecek ama onun öncesinde ben kilim atölyesindeki ziyaretlerimizden ve oradaki kursiyer ve eğitimcimizle yaptığımız röportajlardan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Sonra sizden bunların hikayelerini, isimlerini almak isteyeceğiz. Hizmete uzanan el programı bu haftaki durağı Bayat ilçesi. Bayat ilçesinde Türkiye'nin tek tescil almış kilimleri üretiliyor. Hocamızdan bura hakkında bilgi alabilir miyiz? Bayat kilimleri ilçenin adıyla tanınmış bir hale gelmiştir. 1987 yılında ilçe olduğunda ilk kaymakam, ilçenin kaymakamı Orhan Öztürk'ün gayretleriyle bir proje kapsamında başlatılmış. Bugüne kadar da faaliyeti devam etmektedir. Biz geçmişten geleceğe, kültürümüze hiçbir ödün vermeden eski usul neyse o şekil kilimlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Bunlar %100 yün, kirman ipi, kök boya ve Türkiye'nin patentli ilk kilimidir. 12 desenimiz vardır. Biz bunlar dışına çıkmıyoruz. Sürekli bunları üretip bunları satarız. Peki burada kaç kadın istihdam sağlanıyor? Zamanında çoktu ama şimdi bu işe biraz ilgi azaldı. Şu anda 16 tane dokuyucumuz devam ediyor. Bir kilimi üretmek, dokumak tahminen kaç gün alıyordur? Kilimler, şimdi Bayat kilimleri özellikleri olan kilimler ince iple dokunur, sık dokuma, sık motif, motifler küçük kaldırılır. O yüzden dokunması biraz zordur, çift yönlü kullanıldığı için günlük dokunan 1 metrede 5 santim, 1 metrekare kilim 15 günde 1 ay arasında ancak dokunurlar. Bize buranın satış hakkında bilgi verir misiniz? Buradan bir sürü kadın evine para götürüyor, ekmek götürüyor. Kadına ödenen para aileye ödenmiş bir paradır. Buranın parası zaten emek verenlere gidiyor. Kimisi dokuyarak alıyor. Buranın satışından elde edilen paradan kimisi yüne eğirerek alıyor, kimisi kök boya toplayarak, kimisi de kök boya yaparak buranın parası emek verenlere dağıtılıyor. Kadınlarımız da tabii ki evlerine emeklerin karşılığını götürüyorlar. Hangi bölgelere satış sağlanıyor? Genelde yurt içi, yurt dışına fazla bir satışımız yok. Hocam sizden son sözlerinizi alalım. Şimdi Bayat kilimleri değerdir. Bu değerin korunması lazım, yaşatılması lazım. Bu değerin yaşatılması için de bir tarafa üretip yığmamak gerekir. Bunun kullanılarak geçirilmesi lazım. Biz buradan yolu geçen herkese Bayat Kilim Atölyesi işletmesine bekliyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Ali Sen Erdoğan, kök boya ustasıyım. 25 senedir çalışıyorum burada. Yani boya yapıyoruz. %100 kök boya, %100 doğal boyalar yapıyoruz. Şu an kazanımızda da ön hazırlık var. Bunun amacı ipleri daha iyi alması ve çürümemesi amaçlı. Şap diyoruz, şapla mordanlama yapıyoruz. Bir gün önce mutlaka kesinlikle bunu yapmamız gerekir. Yoksa ip daha iyi almaz ve çürümesine sebep olur. O yüzden mutlaka bir gün önce mordanlıyoruz, şaplıyoruz. Ertesi günde yapacağımız renge göre ayarlıyoruz. Burada kazanımızda da pembe rengimiz var. Bunda da şapladığımız, mordanladığımız ipimizi kırmızı boyalı kutupla iple birlikte kaynattık. Bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Ertesi güne çıkardık. Yıkayıp kurutup kızlarımıza dokuma haline getiriyoruz. Bu kazanımızda da yine hardal sarımız var. Ön hazırlığımızı yapmış olduğumuz ipinle, şapladığımız ipinle birlikte pinarına kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra rengini alınca yine kazanda dinlendiriyoruz. Ertesi gün askımızı asıp silkedikten sonra otları içinden ayıttıktan sonra yıkıyoruz, kurutup kızlarımıza dokuma haline getiriyoruz. Burada da yine bizim kuruttuğumuz iplerimiz şu an kuru, hazır. Kızlarımıza dokumak için veriyoruz. Aynı zamanda kök boya ipleri de satışlarında yapıyoruz burada. Yaklaşık olarak 20-21 rengimiz var. Çoğaltabiliyoruz. Yani açıklı koyulu olmak üzere. Yani buradaki kesinlikle %100 kök boya de sentetik kullanmıyoruz. 88'den bu tarafa yapıyoruz. Hala devam ediyoruz yani. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Kilimli hikayeniz nasıl başladı? Kilimli hikayem, ortaokulu bitirdikten sonra köyümüze atölye açılmıştı. Öyle bir merak sardı. Gittik, orada öğrendim. Bir meslek edindik, hani güzel bir şey. Kilim atölyesinde ne zamandan beri kilim dokuyorsunuz? Ben 15-16 yaşlarımda öğrendim. Hani zaten öğrendikten sonra zaten hani unutulmuyor. Bir okuduğum bir kitap gibi. Hani hafızamdan silinmiyor. İhtiyaçlarımı karşılamak için böyle değerlendiriyorum. Böyle ara sıra geliyorum, dokuyorum. Dokuma aşamalarından bahseder misiniz? İpleri böyle arasından geçiriyoruz. Böyle vura vura. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde dokuyoruz. Kilim dokumaktan mutlu musunuz? Kafam dağılıyor.
maddi manevi olarak da hani bayağı bize bir hani katkı sağlıyor. Mutluyum. Bayat kiliminin olmazsa olmazı nedir? Boyasının %100 kök boya olması, %100 yün olması. Türkiye'de bu konuda biz tekiz. Tek, tescilli ve patentli kilimimiz bizim. İsmim Şerif Erzincanlı. 95'ten beri burada çalışıyorum. 64 doğumluyum. 26 yılımı buraya harcadım. Burada iyi ve kötü günlerimiz geçti. Şükür Allah'a. Kilim sayesinde 4 tane çocuk büyüttüm, evimi aldım. Everdim onları. Şükür Allah'a. Bütün anılarımız burada geçti. İyi veya kötü günlerimiz. Yani ben bu meslekten memnunum. Gurur duyuyorum. Tabii zahmetli iş, incinlerine kuyu kazma gibi sabır işi. Bizim bayatımız kilimle ünlü. Her gelen zaten kilime geliyor. Bizim kilimimizin diğer kilimlerden farkı %100 yün, %100 kök boya, %100 tescilli ve patentli olması, iki taraflı olması kilimlerimizin. Bir de hiç yıkandığı zaman ister çamaşır makinesinde yıka küçük parçalarını, ister elde yıka, hiçbir zaman renkler birbirine girmez. Özelliği budur. İçindeki beyaz renkler, bak beyaz yıka beyaz kalır. Kırmızısı beyaza, mavisi beyaza bulaşmaz. Hepsinin bir hikayesi de var, anısı da var. Bizim burada zaten 12 tane desenimiz var, onun dışına çıkmayız biz. Hepsinde ayrı ayrı hikayeleri var. Yaşanmış hikayeler bunlar. Hepsi de yaşanmış hikayeler var isim kilimlerin üzerinde. Zaten bütün kaymakamlarımız canla başla bu işin yürümesini istiyor. Takip de ediyorlar, ellerinden geldikleri kadar da ilgileniyorlar. Valilerimiz olsun, kaymakamlarımız olsun. Ben bu işin ilerlemesini istiyorum. Bu işin devam etmesini istiyorum. Bu kültürümüz ölmesin. Yaşasın. Evet Kaymakam Bey, kilimin, bu güzel dokumaların bugüne kadarki geliş öyküsünü işin erbabı hanımlarımız anlattılar. Kilim atölyesindeki hocamız anlattı. Siz de bu kilimlerle ilgili ne söylemek isterseniz? Uzun bir hikayesi var, tarihi var ve tescilli de, coğrafi tescil işareti olan bir ürün bu da. Ya Selcan Hanım şöyle söyleyeyim. Ya benim buraya gelirken ilk şeyim buydu. Yani bu kilim geleneği, bu geleneği biz burada öldürtmeyeceğiz. Bu gelenek ebediyen devam etmesi lazım. Ona göre bir altyapı çalışması gerekiyor. Gerçekten muazzam bir emek var. Beraber kilim atölyesini gezdik. Yani o kök boyaların dağlardan toplanması, mesela evet. İşte ceviz kabuklarının, pinar dediğimiz bitkinin, işte birçok aslında bu kök boyada kullanılan malzeme doğadan toplanıyor. Onların toplanması bir emek. Onların kazanlarda, bakır kazanlarda iplerle beraber bir araya getirilip kaynatılması, mesela bazı renkler şu yeşil rengi, başaklı kilimindeki yeşil rengi görüyorsunuz. Bu yeşil rengin alması için 4 gün bekliyoruz biz. İlk başta maviyle yapılıyor. Mavi kök, yani mavi rengini veren kök boyayla, akabinde pinar bitkisiyle bir araya getirilip yeşil renk elde ediliyor. Çok ciddi bir emek aslında. Evet. Ondan sonra bu ipler elde edildikten sonra kadınlara veriyoruz. Bizde şöyle bir durum var. Hem kilim atölyemizde dokuma yapılıyor hem de evlerde. Şu an her ev aslında bir iş yeri hayatta. Yani birçok kadının evinde kilim tezgahı vardır. Burada kadınlar günde 5 santim. Yani çok iyi çalışan bir kadın 10 santim yapar. Günlük 10 santim dokunan bir kilim bu. Ve ayda çok zorlasalar 20-25 günde bir kilimi dokuyabiliyorlar. Gerçekten bir emek. Şimdi bu emeğin ölmesini hiç kimse istemez ki biz de istemiyoruz. İlk geldiğimde 5'e kadar düşmüştü dokuyucu sayısı. Sonra biraz toparlamaya çalıştık. Birkaç proje yaptık. Biraz insanların dikkatini kilime yönlendirdik. Çok şükür şu an 17-18 tane dokuyucumuz var ve bu bizi bayağı bir ileri götürecek. Yani onları bırakmayacağız. Ciddi anlamda dokuduğu metrekarenin karşılığını alıyorlar. Yani yaklaşık metrekareye 700 liraya yakın para alıyorlar. Yani bu bir evde hem çoluk çocuğuna bakıp hem de bu iş aslında çok güzel bir iş. Hı hı. Bizim 12 tane motifimiz var. 12 farklı motif. Kaymakam Bey, sözünüzü kesiyorum ama bölmek istemiyorum. Çünkü her birinin ayrı hikayesi olduğunu siz sohbetimizde bahsetmiştiniz. İzleyicilerimiz de bunu canı gönülden yüreklice dinlesinler istiyorum. Hemen kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra hemen devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası, sonra sizlerle birlikteyiz.
Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kaymakam Bey, güzel kilimlerimizden, ilmek ilmek dokunan her birinin ayrı hikayesi olan kilimlerimizden bahsediyorduk. Reklamlardan sonra devam edelim istedik. Buyurun lütfen. Şeyden bahsediyordum, emekten bahsediyordum. Evet. Picasso'nun bir sözü var. Yani benim resimlerimden çok aslında kilim. Yani benim resimlerimden daha değerli diye bir söz hatırlıyorum. Kilimle ilgili bir araştırma yaparken onu görmüştüm. Ya bu emeğin zayi olmasını istemiyoruz ve kadınların bundan da kazanç elde etmesini istiyoruz. Yani bir kadın aylık minimum 2000 lira para kazanıyor şu an kilimden, bizim Bayat'ta. Şu an 17 kadın bu şekilde kazanıyor ve bu ev ekonomisine ciddi bir katkı. Bayat deyince akla kilim geliyor, kilim deyince akla Bayat geliyor. Şimdi biz de ne yapacağız? Bunu devam ettireceğiz ve biz inşallah, çünkü bu gelenek o kadar önemli bir gelenek ki artık yavaş yavaş bazı gelenekler unutulmaya yüz tuttu. Yani şu an kilim dokuyucu 5'e düşmüştü demiştim. Evet. Ya bunun sebebi de yeni nesil bundan çok uzak kalmaya başladı. Buna yönelik yarışmalar düzenledik. Biraz etki oluşturduk. Şimdi yine bir çalışma yapıyoruz inşallah Sayın Valimizin desteğiyle. Bu eser unutulmaya yüz tutmuş eserler arasına girerse Türkiye'nin birçok yerinde kilimle alakalı, Bayat Türkmen kilimiyle alakalı halk eğitimlerde eğitim verilebilecek. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda bir kilim sempozyumu, birinci kilim sempozyumunu düşünüyoruz. İnşallah pandemi biterse İnşallah. Akabinde de bir kilim şenliği niyetimiz var. Nasip olursa hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ülkeye geliş tarihine uygun bir tarihte bir kilim festivali yapalım istiyoruz. 3 gün sürsün ama gerçekten hakkını vererek bu sanatı Türkiye'ye, dünyaya yayalım istiyoruz. Şu an yurt dışına satışlarımız başladı. Az evvel VTR'de izlemiştik, orada yurt dışına pek satışımız yok diyorduk. Çünkü ihracat ile ilgili birkaç şeyimiz vardı. Şimdi o sıkıntıları açtık. Trendyol gibi yani seslendirmemek lazım da birkaç yurt dışında internet sitelerinde kilimlerimizi koyduk. Orada satışına başladık. Şu an ciddi anlamda bir ön talep oluştu, ön siparişler oluştu. İnşallah satışları da artacağını ümit ediyoruz. Evet. Kadınların azmi sadece kilim atölyesiyle de kalmadı orada. İlçelerdeki çok yoğun faaliyet gösteren kadın kültür evlerinden biri de ve kadın kooperatiflerinden biri de Bayat'ta. Dilerseniz kadın kültür evlerinde yapılan, verilen hizmetler, alınan eğitimler, kursiyerler ki takılar bildiğim kadarıyla kadın kültür evlerinde. Bunlarla ilgili bir röportajlarımız var. Onları ekranlarımıza getirelim. Sonra kadın kültür evleriyle ilgili sizin fikirlerinizi alacağız. Bayat Kadın Kültür Evi'ndeyiz. Yanımızda Yasemin Hanım var. Yasemin Hanım'dan opel taşlar hakkında bilgi alacağız. Üretilen ürünlere değinecek. Evet Yasemin Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yasemin Önder. Bayat Halk Eğitim Merkezi'nde takı ve tasarım alanında eğitim vermekteyiz. Takının her alanında çalışmalarımız var. Bileklik olsun, tespih olsun. Bu bayanların kullandığı küpeler, kolyeler. Yani o şekilde. Peki bu opel taşların sırrı nedir? Bu yöre özgü bir taştır. Bal opel diye geçiyor. Rengi sarımsı, böyle beyazımsı, kreme kaçan bir tonda bir taşımızdır. Onlar işlendiği takdirde mesela bu bilekliklere dönüşüyor, bayanlarımızın yaptığı kolyelere, tespihlere dönüşüyor. Bunların strese iyi geldiği söyleniyor. Gözlere iyi geliyor. Baş ağrısına çok iyi geliyor. Vücuttaki negatif enerjiyi alıyor. Günlük ne kadar üretim yapılıyor? Şu anda üretime geçmedik. Yani öğrenme aşamasında da kursiyerlerimiz. Üretime geçirirse de yani bayağı bir büyük miktarda, çok seri çalışıldığı için yani bayağı büyük bir meblağa ulaşabiliriz yani. Söylemek istedikleriniz var mı? Bayat'ın hanımlarına bu şekilde bir iş kapısı açılması yani Bayat için de çok iyi olur. Herkes için iyi olur. Aile bütçesine katkıda bulunması yönünden. Hanımlar geliyorlar, burada evdeki günlük sıkıntılarından kurtuluyorlar. Hem onlar için bir terapi oluyor bu. Hem de bir şeyler üretip vakitlerini geçirmeye çalışıyorlar. Evet sevgili izleyiciler, önümüzde görmüş olduğunuz takılar, tesbihler, bileklikler hepsi Bayat'ın taşlarından çıkan hanımların yaptığı el ürünü, emekleri. Evet Kaymakam Bey, bu taşların hikmeti nedir? Bu taşlardan bu güzel eserler nasıl ortaya çıkmış? Eğitimci hocamızla görüştük ama dilerseniz sizden de bilgileri alalım. Şöyle söyleyeyim, az evvel konuşmamda Bayat'ın biraz daha volkanik bir arazi olduğundan bahsetmiştim.
volkanik arazi olması da taş konusunda aslında çok zengin bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi görüyorsunuz bu taşlar hep Bayat'ta dağda topladığımız taşlar, derelerde topladığımız taşlar, işte balopali, işte gördüğünüz obsidiyen, şu gördüğünüz mesela kalsedon taşı, akik gibi birçok taş aslında Bayat'ta üretiliyor, jasper dediğimiz. Ve bu taşlar yurt dışında aslında çok talep gören taşlar. Yani biz yurt içinde çok fazla böyle rağbet göstermiyoruz. Belki de taşın enerjisine inanmıyoruz. Yani ben mesela kendi bileğimde kaplan gözü ve onyx taşından iki tane bileklik sürekli... Bilmiyor muyuz acaba Kaymakam Bey? Çok bilmiyoruz. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. Size mesela burcunuzu sordum. Siz yengeç diye hatırlıyorum evet. sohbetimizde. Mesela sizin taşınız aquamarin gibi, işte ametist gibi. Yani daha çok biraz daha kuvars taşlara uygun taşlar. Şimdi hem burca göre taşı almak lazım hem de hastalık ya da ne bileyim bazı özellikle mesela iş adamlarına ben daha çok kaplan gözü taşını tavsiye ediyorum. Yani bu tarz şeyleri bilmek lazım. Şimdi biz bu potansiyeli gördük ilçede. Ciddi anlamda ham madde sıkıntımız yok. Yani bir dağda yürüyelim. Sizinle mesela mağaraya çıkmıştık. O mağaraya çıkarken taşları gösterdim. Yani o yol yaparken ki sağda soldaki taşlar hep aslında yarı değerli taşlar. Ama bugüne kadar hiç değer verilmemiş, çakmak taşı olarak kullanılmış ya da işte düvenlere küçük küçük parçalar kesilerek yapılmış. Şimdi biz Kadın Kültür Evi projesine başlarken aklımızda bu proje vardı. Yani takı haline getirelim, bunlar katma değer haline gelsin ve biz bundan ilçe olarak kazanç elde edelim. Bununla alakalı proje hazırladık. Yöresel ünlüler pazar yeri ve restoran projesi belediyeyle beraber yapmıştık. Bu projenin içerisinde yaklaşık 350 bin liralık da bu takı atölyesinin çarşeyi var, bütçesi vardı. İnşallah o proje bittikten sonra biz taşı da kendi ilçemize keseceğiz. Bayat bu konuda zengin. Bu zenginliğin şu an farkına vardık. İnşallah hak ettiği o şeye gelecek, seviyeye gelecek. Kadın kültür evlerini açtık. İsterseniz o konuya gireyim mi yoksa... Kadın kültür evini zaten az önce sanırım Kursiyer hocamızdı. Arkadaşlarımızla röportaj yaptı. Yapılan takı tasarımları ile ilgili bilgiler de verdi. Sizlerin buna ilave edeceği ya da söylemek istediği varsa onu da alalım. Ya şöyle VTR'de dikkatimi çeken hani proje şeyi başladık, eğitimlere başladık daha üretim. Üretime de başladık. O video herhalde çok önceden çekilen bir videoydu. Çekiliyor. Biz üretimi de kendi ilçemizde yapıyoruz. Daha çok taşı şu an kendi kesme makinemiz yok. İşçihisar Meslek Yüksekokulu'nda sağ olsun oradaki hocalarımızın bize çok büyük desteği oldu. Orada Serkan Hocam ve Pınar Hocam, Liyattin Hocam sağ olsun onların da çok destekleriyle taşı kesiyoruz. Orada işte şu rengi alması için parlatılması lazım, tam buradan geçilmesi lazım. Daha önceki görev yaptığım ilçe, Çorum'daki ilçede yine bununla alakalı çalışmalar yapmıştık. Onlardan aldığımız desteklerle biz bir seviyeye geldik. Artık kendi ürünümüzü kendi üretiyoruz. İnşallah bu vesileyle birkaç kadın istihdam edilecek. Yani şu an bizim düşüncemiz 4-5 tane kadını takı işinde istihdam edelim. Belki ilerleyen süreçte Ayazin'in de bir mağaza açacağız. Evet. Ya bu çünkü dediğim gibi buna daha çok yurt dışındaki vatandaşlar ilgi gösteriyor ve Ayazin'i yazın bir patlama yaşayacak. Ya buna inanıyoruz, kesinlikle. Bunu görüyoruz. Ayazin'in de bu takıları biz çok çok rahat bir şekilde satarız ki ona yönelik de şu an çalışma yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını da ona yönelik yapıyoruz. Burada kadın kültür evleri aslında bizim bir başlangıç noktamız oldu. Her şey aklımızda var, bir şeyler yapacağız işte ne bileyim peynir tamam üretelim falan filan ama ya bize bir şey gerekiyordu, bir dokunuş gerekiyordu ki o dokunuşu da sağ olsun Sayın Valimiz ilimize gelir gelmez Kadın Kültür Evleri projesini başlattılar hanımefendimizle beraber. Kadın Kültür Evini başlattığımızda bize bir zemin oluştu aslında. İlk toplantıda Vali Bey bize bir şey demişti, bak demişti değerli kaymakamlarım. Kadın Kültür Evlerini bir anne akademisi, bir eğitim akademisi olarak düşünüyoruz. Ya buna yönelik çalışmalarınızı yapın. 3 sac ayağında oluşacak. İlk kadın kültür evleri. Burada eğitim planlamaları yapıldı. Ya bildiğiniz üniversite eğitim planı gibi. Haftalık biz eğitim planlarını, programlarını paylaşıyoruz. Evet. İşte pazartesi şu eğitim, salı şu eğitim bilmem. Kadın hastalıklarla ilgili eğitim, işte dini eğitimler.
Onun dışında psikolojik eğitimler, sosyolojik eğitimler birçok alanda işte KADES'le ilgili eğitimler verildi. Ya bir aslında akademi gibi çalışmalar başladı. Birinci ayak buydu. Eğitim şu an çok şükür sorunsuz bir şekilde gidiyor ki evet. Pandemiye rağmen. Evet. Yani şu an bir de uğraştığımız bir pandemi var. Biz bunun için mesela sayıyı 15 ile tutuyorduk. 15 kişi maksimum 15. 15'ten fazlasını almamaya çalışıyorduk. Çünkü bir taraftan da bunu da düşünmek gerekiyor. Birinci ayağı yoluna oturttuk ki ikinci ayağa başlayacağız. Bunlar o toplantıda hepsi konuşuldu ama hepsi süreç içerisinde adımlar atıldı. İkinci ayak kadın kooperatifleri. Şimdi ürettiğin ürünleri satman için bir şeye ihtiyacın var. Yani bu nasıl olabilir? Bu dernekte yasal şirket yapalım. Olabilir. Bunun evet. Bir altyapısını oluşturması lazım ki kadın kooperatifleri de planlanmada vardı. Kadın kültür evleri kurulduktan sonra kooperatiflerin adımları atıldı. Bayat olarak da biz bu konuda ilk ilçelerden biri olduk. Kadın kooperatifimizin hemen sürecini başlattık ki çünkü kafamızda üreteceğimiz aslında birkaç ürün vardı. Yani bu potansiyelden bahsetmiştim. Yani ilçenin ilk potansiyelini tespit ettik. Peynir konusunda, takı konusunda. İşte mantarın o zaman aklımıza şey yoktu ama mantarda da lokasyondan dolayı. Aslında onu çok merak ediyorum ama kooperatifleri işlerken sormak istiyorum da. Mantar o zaman nasıl? Oraya gelince. Evet, oldu diye onu şey orada yapayım. Sormak istiyorum ben de. Burada işte bu ürünler ortaya çıktı. Şimdi şu ana kadar ciddi anlamda mesela mantar satışı oldu. Kadın kooperatifimizden. Çok yaklaşık sadece 2 tonunu mesela Ankara'ya sattık. Takı konusunda birçok e-ticaret mağazalarında takılarımız satılıyor. Sosyal medyada mağazalarımızı açtık. Aynı zamanda Kadın Kültür Evi ve Kilim Atölyesi'nde de şeylerimiz olacak. Yani bu takılarımızın standları olacak. Bunun yanında Dinar gibi, Çay gibi, Şuhut gibi birçok kadın kültür market olan yerlerde bizim ürünlerimiz yer alıyor. Yani bu bizim için aslında çok büyük bir kıvanç sebebi. Siz düşünüyor musunuz market satış noktası gibi bir şey? Çünkü yol olarak sizin de çok güzel bir konumda Bayat. Biz yapacağız inşallah. Bizim projemiz var. Herhalde ilerleyen süreçlerde ondan bahsedeceğim. Bir kadın kültür market hem ilçe merkezine inşallah nasip olursa belediye başkanlığımız düşünüyor. Bir de yol kenarına yapacağımız dükkanlardan bir tanesini kadın kültür market olarak dizayn etmeyi düşünüyoruz. Ki burada çok fazla ürün üretiliyor. Sadece takıdan ibaret değil aslında. Yani oradaki yoğurtlar, ekmekler, işte farklı farklı ürünler. Mesela haşhaş ezme makinesi KOPTES'ten şey oldu. Haşhaşla alakalı bir çalışmamız olacak. Yani bunlar tamamen satışın yapılacağı kadın kültür marketleri. O da üçüncü ayağıydı. Şimdi de ona girmiş olduk. Üçüncü ayakta kadın kültür marketleriydi. Ve bunlar dikkat ederseniz 8 ay gibi kısa süre içerisinde ya bu inanılmaz bir şey. Ya gerçekten bu bir aslında bir lansman yapılmıştı 8 evet. Mart'ta. Hatırlıyor musunuz? Evet. Orada Vali Bey bir şey söylemişti. Bu bir mucizedir. Evet. Bu bir Afyon mucizesidir. Gerçekten Afyon mucizesi. Yani burada kaymakamlar sahada çalışıyor. Belediye başkanları sahada çalışıyor. Ben vali yardımcılar zaten söylemiyor. Onlar hep sahadalar değil mi? Yani onlar full çalışıyor evet. Ve Vali Bey gece saat 1'de görüşüyoruz. Sabah saat 5'te görüşüyoruz. İlçeye saat 7'de geldi. Sabah 7'de. Namazdan sonra Bayat'a geldi. Şimdi böyle bir tempoyla çalışıyorsunuz. Yani 8 ay süre içerisinde bunu yapmak o yüzden yani mucize. Afyon mucizesi. Ya bu tabii Vali Bey'in de bir şeyle alakalı yani o yapısıyla alakalı. Aynen Afyon'da Sayın Valimiz Gökmen Çiçek gibi bir mucizeyle tanışması gerekiyormuş. Çünkü Afyon'da çok şeyini kıracak. Ben de ona inanıyorum yani. Çok şey gün yüzüne çıkacak diye düşünüyorum. Evet Kaymakam Bey, kilimlerimizin hikayelerinden mesela benim önümde duran kilim. İsmi nedir bunun? Onu geçtik ama Avşar Güzeli. Bizim aslında Selçuklu motifi sizin önünüzde duran evet. Kilim. En çok satan kilimimiz. En çok ilgi gören kilimimiz Avşar Güzeli motifi. Şu Avşar motifleri zaten gördüğünüz. Ama benim kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim motifim Başak. Başak. Yani evet. Ben Başaklı'yı çok seviyorum. Başaklı tam bir aslında bir doğa yani o Anadolu şeyini yansıtan bir kilim. İşte görüyorsunuz mesela şurada çizgiler var. Bu çizgiler aslında bir nehir. Yanlarındaki çiçekler, işte yeşil, çimen. Şu kahverengi toprağın rengini
gösteriyor. Buradaki çiçekler, başaklar, şu başakların motiflerini görüyor musunuz? Evet. Boğazında bizi yansıtıyor. Evet. Belki de ondan dolayı ben bir başaklı hastasıyımdır. Evet. Birine hediye desem de başaklıyı seçiyorum. Bana hep diyorlar ya kaymakam bey işte avşar güzeli var, bindallı var, saçı bağlı var. Yani o kadar motif var ki. Konya motifi yani bunların tamamı varken neden başaklıya taktınız? Ben başaklıyı seviyorum bilmiyorum. Siz de belki de hikayesi size yani bu motifin hikayesi size yakın gelmiştir. Ya burada mesela ben de bindallıyı yakın geldi. Bakın çok hoşuma gitti. Bindallı şu aşağıdaki. Avşar güzeli. Ha, avşar bizdeki. Güzeli evet. Bindallı da ya gerçekten çok ya aslında bütün kilimlerimiz çok güzel. Kesinlikle. Yani her kilimin hikayesini dinledikten sonra insanlar almaya başlıyor. Ben birkaç defa kilim atölyesine denk geldim. Bizim kilim atölyesine bilen geliyor ve gerçekten gelen de o hikayeyi dinledikten sonra o işte kök boyanın sürecini gördükten sonra almasa bile yani öyle o niyetle girmese bile alıp gidiyor. Hı hı. Ben birkaç defa mesela başaklı kiliminden kendim bizzat sattım. Bir gün yolda işte bir inşaat yapan bir müteahhit beyefendi kilim atölyesinde bir çalışma yaparken denk gelmişti. Ondan biraz bahsettiğim işte bu bunu yansıtır. İşte bu aslında gelinler evlenmek istediğinde başaklı kilimini dokur dediğimde böyle bayağı bir etkilendi. Daha sonra ya dedi o zaman dedi ben dedi başaklı kiliminden bir tane alayım. Normalde niyeti yoktu böyle. İşte avşar güzeli. Şimdi Selçuklu hayranı insanlar var. Birçok vatandaşımız işte. Şimdi onu direkt yansıttığı için ben diyor avşar güzelinden kesinlikle diyor ayrılmam diyor. Ben diyor avşar güzeli istiyorum. Daha cuma günü 3 tane kilim istediler. Avşar güzeli istediler. Ben zorla bir başaklı da bir tane başak ondan attırdınız içine. Dedim. Yani kilim böyle bir şey. Kilimin hikayesini anlatmazsak olmuyor. Birçok firmaya şeye de bir siteye videolu fotoğraf şey koyduk. Video görsel koyduk. Yaptınız. Yani onu anlattık. Bilsin yani bu kilimi bu şekilde gördüğü gibi değil aslında. Bu bir yaşanmışlık. Yani biz 2000 yılında bunun patenti alındı. Evet. Birçok şey yeni patent almaya başlıyor ve biz 2000 yılında 12 tane modelimizin patentini aldık. Yani evet. İlk Türkiye'de ilk ve tek. Kök boyalı, %100 yün. Akmıyor bir de bunların boyaları sanırım. 120 yıl boyunca hiçbir evet. şekilde solmaz. Makine de yıkamaktan ziyade biraz daha elde yıkamak gerekiyor. Sabunla yıkamak lazım. Yani o yıkama prosedürlerini uygularsanız hiçbir şekilde ne bozulur, ne rengi akar, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani böyle de bir kilim. Evet, kıymetli, yani. Kıymetli. Evet Kaymakam Bey, kilimlerimiz, kadın kültür evimiz, az önce de bahsettiğiniz mantar üretimi ve peynirimiz. Kadın kooperatifimizden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili yine bir VTR'miz var, röportajlarımız var. Röportajlarımızı dinleyelim, sizden sonra bilgileri alacağız. Merhabalar, öncelikle ben Dilek Ede, Bayat Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Gördüğünüz gibi şu an mantar üretim tesisimizdeyiz. Bunlara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz, geliyoruz her gün kontrol ediyoruz, bu şekilde pinlerin oluşumunu inceliyoruz. İlk iki hafta sıcaklıklar veriyoruz kompostlarımıza. Daha sonra bunların sarmallaşma aşamaları var, şu gördüğünüz beyazlıkların oluşmasını bekliyoruz. Ondan sonra pinlerimiz oluşuyor. Havası, nemi, sisi derken günde 3-4 kere kontrollere gelerek kadınlarla iş paylaşımı yaparak gördüğünüz üzere mantarlarımızı üretiyoruz. Satışlarımızı da gerçekleştiriyoruz şükürler olsun. Istiridye mantarımızın oluşumu için kompostlarımız 35. günden sonra verim vermeye başlıyor. 60 güne kadar da sürekli verim halindeler. Geliyoruz mesela bugün küçük gördüğünüz bir mantar. 2 gün sonra çok büyük, serpilmiş, satışa hazır hale gelmiş bir mantar haline gelebiliyor. Mantar gibi üreme deyimimiz buradan olsa gerek. Satışı nasıl sağlanır? Satışlarımız için sağ olsun Sayın Kaymakamımız Ömer Tekeş, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek, onların aracılığıyla satış kanallarımıza ulaştık, isimlerimizi duyurduk. Şu an onların sayesinde ulaştığımız bu ün ve namla kendi satışlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. İstiridye mantarı bu konuda ismini duyurdu mu, beklenileni aldı mı? Beklentimizin çok çok üzerinde bir karşılık bulduk. İnanın bizler de bu işe başlarken bu kadar güzel karşılıklar alacağımızı hiç düşünmemiştik. Ama şu an geldiğimiz noktadan çok çok memnunuz. Sayın Valimize bu çalışmalarından, bize verdiği emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim.
Söylemek istediğiniz şeyler var mı? Bizlere destek verdiğiniz için, üretimde kadınlara da yer verdiğiniz için tek bir elden değil, hep bir elden diyerek çıktığımız bu yolda artık bizler de varız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Kaymakam Bey, az önce sizinle sohbet ederken de söylediniz, hayvancılıkla uğraşan bir bölge. Zaten geçmişinde hayvancılık var, peynir var. Biz peynir işine girdiğimizde bu geçmişten de esinlendik, belgeler ve bilgilere ulaştıktan sonra dediniz. Elbette ki peyniri de işleyeceğiz. Lakin niye mantar? Nasıl ortaya çıktı? Ya mantar şöyle. Şimdi ben mantarı çok severim. Özellikle istiridye mantarının hassasıyım. İlk etapta şimdi bir ürün şey yapmamız gerekiyordu. Şimdi peynir 6 ay süren bir şey. Yani o peyniri üretmeye başladık. 3 ay hatta 5 aylık bir süreç geçti. Bizim hala elimizde mesela peynir yoktu. Çünkü onun ekime kadar fermantasyonu gerekiyor. Takıya bakıyorsunuz, takıyı öğrenmeleri gerekiyordu. 3 aya yakın bir eğitim aldılar. Şimdi hala eğitim devam ediyor, hala öğrenme şeyindeler. Ama mantar hazır ürün. Ve sürekli müşterisi olan bir şey. Eğer o müşteri ağını iyi şey yaparsanız, kurgularsanız, sağlam bir müşteri elde ederseniz, yani ki biz onu hazırlamıştık, altyapısını zaten hazırlamıştık. Yani daha tesis kurulmadan biz mantar aslında sattık. Toptan olarak bir firmayla anlaştık. Bu adamlar biz sürekli gelip sizden mantar alırız dediler. Ondan sonra zaten biz bu işe girdik ki yani lokasyondan, yani lokasyon çok önemli. Şimdi mantar çok çabuk bozulan bir şey. Evet. İstiridye mantarını şu an gördüğünüz mesela şuradaki mantar 7 gündür raf ömrü. Artı 4 derecede 7 günde tüketilmesi gerekiyor. Şimdi biz bunun yanına bir de kurutulmuşunu da yaptık. 2 yıl sürecek ama tabii yaşın yerini hiçbir şey tutmaz. Çok çabuk elde edilecek bir ürün. Lokasyon da iyi olduğu için müşteri rahat gelip gidebiliyor. Ya biz nakliyeyle hiç uğraşmıyoruz. Müşteri kendi alıyor. Müşteri geliyor, bir ton mantar lazım diyor. Hemen akşam kadınlar topluyor, kasaya koyuyorlar. Ondan sonra müşteriye veriyoruz, gönderiyoruz. Şimdi burada nakliyeyle bir derdiniz yok. Herhangi bir satma sıkıntınız yok. Yani bir sıkıntı yaşasak bile sağ olsun Sayın Valimiz bizim imdadımıza yetişiyor. Yani orada müşteri sorunu yaşamadığımız için biz mantarı seçtik. Ki SOGEP'e bir proje hazırlıyorduk. Aslında oradan bu birkaç ay sonra yapılacaktı ama o ara sağ olsun biraz destek aldık valimizden. O desteği de hemen şeye çevirdik, fırsata çevirdik, mantar tesisine. Normalde soğuk hava deposu yapacaktık ilçede. Soğuk hava deposunun yanında biraz para kaldı. O parayı hemen kullandık ki SOGEP projesi de geçti. Şu an valiliğin hazırladığı bir proje vardı. O projede bize birkaç tane daha tesis kurulacak. Şu an mesela mantarda 4 ton aylık üretimimiz. O projeyle beraber 2 tane çadır daha kurulacak. O çadırla beraber 10 tona çıkacak aylık üretim miktarımız. Talep var ki yapıyorsunuz talep bunları. Talep var. Ya yurt dışından talep geldi. Vallahi söylediğimde bana inanmıyorlar. İhracat için kaç defa İngiltere'den birkaç ülkeden bizden mantar istediler. Şimdi göndermeniz çok büyük bir sıkıntı. Risk. Şimdi biz mesela onun için işte istiridye mantar döneri. Kurutulmuş istiridye mantarı. Hem çorbalık hem yemeklik. Yemeklere tat attırıcı olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. En azından onları ihraç edelim. Bunu da yurt içi piyasasında. Burada mesela bildiğiniz aslında yerel market zincirleri var. Onlara da satıyoruz şu an mantar. İsimlerini şu an burada zikredemiyorum ama birçok firma bizden alıyor. Ankara'dan, İzmir'den birçok firma alıyor. Şu an çok iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Yeni tesisimiz olur. Kompostu kendimiz ürettikten sonra Sayın Valimizin bir cümlesi vardı. Bayat'ı mantar üssü yapalım. Bayat mantar üssü olmaya o kadar uygun bir yer ki. Bence Bayat aynı zamanda peynir üssü olmaya da çok uygun diye ona düşünüyorum. Ona geçeceğiz ama önce kısa bir reklam arası tamam. Kaymakam Bey. Ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arası sonra sizlerle birlikteyiz.
Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bayat'ın kilimi, Bayat'ın mantarı dedik. Bayat'ın peynirini de demeden edemeyeceğiz. Buyurun Kaymakam Bey. Selcan Hanım, göreve geldiğimde bana şey demişlerdi. Yaklaşık 20 yıl önce bizim ilçemiz 1987'de ilçe olmuş. Hı hı. 87 yılından sonra kilim zaten ilk başta Orhan Öztürk diye bir kaymakamımız gelmiş. Kilim o zaman ortaya çıkmış. Tabii önceden devam ediyor falan. Sonra bir sonraki gelen kaymakam da peynir işine başlamış. Peynir atölyesi kurulmuş. Tabii o zaman gıda işleri bu kadar şey değildi. Yani bu kadar kontroller, ciddi kontroller yapılmıyordu. Denetimler yapılmıyordu. Kaşar üretilmiş. Hı hı. Kars'tan hocalar getirilmiş. İşte gravyere benzer, Kars kaşarına benzer. Çok güzel bir peynir üretilmiş. Bizim yöremize has, bizim sütlerimizden. Tabii yıllarca bu devam etmiş. Daha sonra zaman içerisinde bu unutulmuş tabii. Üstüne de çok fazla düşünülmeyince de ister istemez bu bitmiş. Şimdi biz de geldik dedik ki şimdi süt kalitesi çok iyi. Süt verimi çok iyi. Yaklaşık 65 bin küçükbaş hayvan var. Ve daha önce peynir yapılmış. Hala Afyon'dan, diğer illerden, Bayat'tan peynir istiyorlar. Tulum peynirinden istiyorlar. Ama tabii fermante edilmemiş peynir. Danimarka'da Roquefort kenti var. Pardon, Fransa'da Roquefort kenti var. Aslında Danimarka menşeli bir Roquefort peyniri üretimi yapılıyordu. Ki İngiltere'deyken de sürekli bu peynirlerden biz alıyorduk. Benim Milli Eğitim Müdürüm de bu konuda Fransa'da, hatta Roquefort kentine gidip o şeyi dolaştı yani. Bu konuda bayağı bir altyapı oluşturduk. İlk etapta Roquefort'a benzer bir peynir üretelim dedik. Ama bize has olsun. Tamamen biz şey yapalım. Oradan esinlenelim. Sonra tabii Türkiye'de de bu peynirin farklı türlerini öğrendik. Mesela Karaman'da bu peynir üretiliyor, Konya'da bu peynir üretiliyor. Birçok böyle illerde peynir ciddi anlamda üretimi devam ediyor. Buralara da gittik, dolaştık. Kocaeli'ne gittik, orada bir çalışma yaptık. Burada Bolvadin'de birkaç yerde yine çalışma yaptık. Ve kendimize has bir peynir, Bayat mağara peynirini ürettik. Şimdi bu peynir Karaman'dan da etkilendi, bu peynir Konya'dan da etkilendi, bu peynir Fransa'nın Roquefort kentinden de etkilendi ve bunları esinlenip bunları bir araya getirdik, kalmanladık Bayat mağara peynirini. Şu an mağarayı beraber evet. Gezdik, dolaştık. %98'e yakın bir nem oranı ve ciddi anlamda da ısısı da ideal fermantasyon için, doğal fermantasyon için ideal. Şimdi peynirleri koyduk. Şimdilik bekleyeceğiz. Ekim'e kadar inşallah istediğimiz seviyede gidiyor. Şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla rastlanmadık. Evet. İnşallah da karşılaşmayız. Zaten örnekleri de önümüzde. Onları da koyduk. Ümitliyiz. Olacak bu iş. Yani kesinlikle bununla alakalı da bir mandıra çalışmamız var. Şu an TKDK projemiz hazır. TKDK İPART başvurusuna çıkar çıkmaz hemen projemizi sunup inşallah geçeceğini de ümit ediyoruz. Çünkü çok sağlam temellere oturttuk. Mandıramızı yaptıktan sonra bizim inşallah peynir deyince de, yani kilim deyince Bayat, mantar deyince Bayat ve peynir deyince Bayat ismi karşımıza çıkacak. Bayat mağara peynirinin de markasını teşkil sürecini başlattık. Yaklaşık 2 ay önce proje ilk çıktıktan sonra bu konuda bütün çalışmalarımızı yapmıştık. Yani takıdan tutun da bütün her şeyin tescilinin başvurusunu başlattık biz. Yani haşhaş konusunda yine Bayat Kadın Kooperatifi'nin haşhaşı. Ya bunlarla alakalı marka tescillerimizi de devam ettiriyoruz aynı zamanda. Ama peynir Allah'ın izniyle tutacak. Çünkü bu konuda il bunu gerçekten sahiplendi. Valimiz bunu gerçekten sahiplendi. Bayatlılar da sahiplendi. Bayatlılar da bunu sahiplendi. Ya şöyle, ya bir kültür var. Evet. Peynir kültürü var. Ki zaten o hayvancılıkla ilk geldiğinizde onu hissediyorsunuz. Hı hı. Oraya bir dokunuş gerekiyordu. Bir marka üretmek lazım. Şimdi biz hep şunu söylüyorduk. Ya Bayat, kilim. İkinci bir ürün sayamıyorduk. Sayabiliyor muyduk? Hayır. Şu an en azından şunu diyebiliyoruz. Ya işte Bayat'ta takı var. Taşından, Bayat'ın kendi taşından yapılıyor. Kendi takısını. Taşından, yani opalden, akikten, ne bileyim, kalsedondan, obsidiyenden yapılmış takılarımız var. Kolyelerimiz var, bilekliklerimiz var. İstiridye mantarımız var. Şimdi peynirimiz olacak.
Peynirin farklı farklı metotları olur. Belki mağaramız bu konuda çok ideal şeye sahip olmayacak ama biz yine peynir üreteceğiz. Çünkü mandıramızı yapacağız. Evet. Fermante olmamış belki peynir üreteceğiz. Ama bir şey üreteceğiz. Kendi bir markamız olacak. Ve bunun şuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Valimiz önlendiğinde köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var diye bir proje yapıldı. Evet. Küçükbaş hayvancılıkla alakalı. Her kişiye 100'e yakın koyun verilecek. Yani böyle bir proje ki biz bunun başvuru süreçlerini bitirdik. Valiliğe gönderdik. Valilik de tamamladı büyük ihtimal. Bankaya gitti. Yani Ziraat Bankası'na, genel müdürlüğe Ankara'ya gitti. Oradan geldikten sonra birçok kişiye biz küçükbaş hayvan vereceğiz. Ama bunu seçerken şuna dikkat ettik. Süt ırklarını seçtik. Şimdi bizde 65 bin küçükbaş hayvan var ama genelde besiye yönelik hayvan. Şimdi bunu aslında biz bir şey değişikliğine gidiyoruz. Bir zihin değişikliğine de gidiyoruz. İnsanlar işte kuzulatayım satayım niyetindeydi. Çünkü süt para etmiyordu. Yani süt para edecek ki insanlar süt işine de girsinler. Ya bir mesela daha diğer illerde yaptığımız ziyaretlerde işte o temaslarda bulunurken şunu gördük. Mesela yaylaya çıkıyor adam 2 ay duruyormuş. Geçmiş dönemlerde. Şimdi adama çadır vermişler. 200 hayvanlık. Karavan vermişler ve seyyar mandıra vermişler. Şimdi bunu yapınca adam 2 aydan 6 aya çıkartmış. 6 aya çıkınca hem kuzulatıyor hem de sütünden faydalanıyor. Şimdi bizim bunu yapmamız gerekiyor. Ben bu projenin ilçede hayvancılıkla alakalı çığır atacağını. Kesinlikle. Yani, bunu göreceğiz. İnşallah kesinlikle. Belki biz o gün burada olmayız. Belki başka bir yerde oluruz ama eğer bu projeye gerçekten ciddiyetle bu sahip çıkılırsa, başarılı da olursa bizim tarih kitaplarında 300 bin küçükbaştan bahsediliyor. Çok fazla küçükbaş varmış zamanında. Zaman içerisinde bu erimiş. Ama ben yine eski seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Evet. Ama işte insanlar önce kazandırmak lazım. Şimdi mantar işinde öyle oldu. Biz mantar işini ilk yaptığımızda herkes tutmaz diyordu. Tuttu. İlçede kimse ya kimse inanmıyordu ya. Hiç kimse. Yani çok abartmayayım da yani batar, şey olmaz, işte satamazlar gibi bir düşünce hakim miydi? Hakimdi. Ama şu an halk o kadar çok inandı ki pazara götürmediğimiz gün diyorlar ki ya bize niye mantar gelmedi? Ya kaymakam bey mantar ihtiyacımız var. Mantar nereden alır? Ya da takı ihtiyacımız var. Takıyı nereden satın alabiliriz? Mantar tesisi kurmak istiyoruz. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? En az 10-15 tane kişiyle kendim görüştüm. Mantar tesisini kurduğumuz firmayla birebir irtibata geçmişler. Yani şu an bir hareketle, bir mantar tesisi kurarak aslında birçok kişiyi harekete geçirdik. Çok güzel bir örnek model olmuşsunuz aslında. İşte bu ya biz, ya bunu söylemek nasıl doğru bilmiyorum ama biz aslında gözünden akıllıyız. Ben bu cümleyi çok seviyorum. Gözünden akıllıyız biz. Yani bizim görmemiz lazım. Bunu daha önce Sultanhisar'da da gördüm ben. Atça'da çilek ekimi yapılmıştı. Sultanhisar'ın Atça ilçesinde. Şu an çileğin başkenti diye bilinir. Sultanhisar Atça. Ama bunun başlangıç serüvenine bir baksanız ilk başlarda çünkü farklı farklı ürünler üzerine insanlar kanalize olmuştu. Nar ekmişler. Ne bileyim farklı farklı böyle ürünler vardı. Sonra bir kaymakamlık projesi çilek tarlası yapılıyor. Ondan sonra çilek gerçekten çok lezzetli çıkıyor. Menderes Ovası'nın şeyinden faydalanıyor bu adamlar. Şimdi herkes çilek ekmiş. Ya biz mesela çörek otu, işte ekinezya gibi birçok tıbbi aromatik bitkilere yönelik bir çalışma yapıyorduk. Onun da inşallah zamanı geldiğinde onlar da ekilip dikilecek. Onlarla beraber yani aslında biz bir vizyon değişikliğinde şeye gidiyoruz. Yani biz farklı bir şeye evrildik. İnşallah daha kar getirecek. İnsanlar daha çok kazanacak. Belki potansiyeli olup da bunu kullanma yönünde eğilimi yoktu insanların. İşte şimdi o eğilimdeler. Aynen. Ya ben Bayat'a inanıyorum. Yani şunu söyleyeyim. Ben kendimi Bayatlı gibi hissediyorum. Allah'ın izniyle Bayat Afyon'da her zaman adından söz ettirecek. Sadece kilimle değil. Ya Bayatlı çalışkan diyecekler, Bayatlı üretken diyecekler, Bayatlı şunu yaptı, Bayatlı bunu yaptı, Bayat'tan işte yoğurt isteyelim, Bayat'tan peynir isteyelim. Ama bu artık daha bir marka adında olsun. Ya Bayat'ın bir markası olsun. Bayat ismi belki markaya pek şey olmayabilir. Sığmayabilir. Ya Bayat, hani algı Bayat mal gibi evet. Gözükebilir. Kendi markamızı oluşturup farklı farklı markalarla, farklı şeylerle hem ille, hem ulusalda, hem uluslararası
mecrada adımızdan söz ettirelim. Şu an yereldik, ulusal olduk. Kadın kültür evlerinin, kadın kooperatiflerinin geldiği noktayı söylüyorum. Yani beni birçok ilden arıyorlar. Ki ben diğer kaymakam arkadaşlarımı da aradıklarını düşünüyorum. Valimizi zaten herkes arıyordur da. Burada şunu yani, işte kadın kültür evini nasıl yaptınız? Uşak'tan birçok arkadaşım aradı, Eskişehir'den birçok arkadaşım aradı, Düzce'den birçok arkadaşım aradı. Mantar tesisini nasıl kurdunuz? İşte biz şunu yapmak istiyoruz, tavuk kültürle ilgili şu çalışmayı yapmak istiyoruz. Yani biz şu an ulusaldık. İnşallah uluslar arasında da şey yapar bu proje. Evet, ciddi anlamda iyi konumdayız. İnşallah daha iyi konuma geleceğiz güzel diye ümit ediyorum Selcan. Güzel bir temel atılmış. İnşallah Bayatlılar, Afyonlular buna sahip çıkarsa daha da büyür diye düşünüyorum ben de. Evet Kaymakam Bey, sizin bunca mücadele ettiğiniz sürecin, faaliyetlerin, gün yüzüne çıkan bu güzel becerileri de en büyük destekçilerinizden birisi tabii ki belediye başkanınız. Birlikte hareket ediyorsunuz Halil İbrahim Bey'le. Belediye başkanımızla arkadaşlarımız bir röportaj yapmışlar. Kadın kültür evleri ve kadın kooperatifleriyle ilgili. Röportajımızı izleyelim. Ondan sonra size de söz vereceğiz. Bayat Kadın Kültür Evi'ndeyiz. Yanımızda belediye başkanımız var. Belediye başkanından buranın oluşumu hakkında bilgi alacağız. Evet başkanım, burası nasıl oluştu? Neler yapılıyor, anlatır mısınız? Şimdi burası Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde Bayat Kaymakamlığı, Bayat Belediyesi olarak. Eskiden burası bir okuldu. Yani okulun yan binasıydı. Biz burayı büyüttük kaymakamlıkla beraber. Bayat Kadın Kültür Evi'ne dönüştürdük. Burada kadınlarımız, el sanatları, bunun yanı sıra bir mantar üretim tesisi kurduk. İstiridye mantar üretiyoruz. Onun yanında kurtini dediğimiz bir mağaramız vardı. Orayı restore ettik. Orada peynir üretim yapıyoruz. Fermant edilmiş. Peynirlerimiz orada 6 ay bekliyor. Fermant oluyor. Fermant edildikten sonra vatandaşa tekrar satıyoruz. Burada kadınlarımız için eğitimler, Kur'an tilavetler olsun, sağlık eğitimler olsun, bunlar veriliyor. Bunun yanı sıra belediye, kaymakamlık olarak bir de kadın kooperatifimiz kuruldu. Onlar da burayla iç içeler zaten. Böyle çalışmalarımız devam ediyor. Başkanım, Bayat Türkmen kilimleri Türkiye'de tescil aldı. Bunun hakkında ne söylemek istersin? Şimdi bizim Bayat kilimlerimiz Türkiye'de tek patentli kilim diyebiliriz. 120 yıl solmamaya karşı garantili, %100 el dokuması, %100 kök boya. Hiçbir şekilde kimyasal madde yok. Yani Türkiye'de bizim Bayat kilimleri tek diyebiliriz. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Yani Bayat'a gelenlerin bu kilimleri görmeden gitmelerini istemeyiz. Bayat kilim konusunda ve mantar konusunda sizce ileriki zamanlarda ne hale gelecek? Şimdi Bayat zaten kilim diyarı Bayat olarak anılır oldu. Yani biz Ankara'ya gittiğimizde Bayat dediğimiz zaman herkes bize kilim diyarı Bayat mı diyor. Mantar konusunda mantarımızda gelişiyor inşallah. Kilim diyarının yanında bir de mantar diyarı olacak. Allah izin verirse onun için çalışıyoruz. Evet Kaymakam Bey, belediye başkanımızı da dinledik. Sizlerin sahada ve bu çalışmalarda en büyük destekçilerinizden birisi. Neler söylemek istersiniz? Ya açıkçası söylemek gerekirse Selcan Hanım, kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok iyi bir valiyle çalışıyorum. Aynı zamanda beraber yol yürüdüğüm, yoldaşlık yapan çok iyi bir belediye başkanı da sahibiz. Yani ilçesi bir sevdadır Bayat diye bir sözü var başkanımızın. İlçesi için gecesini gündüzüne katan bir insan. Bir gün oturuyoruz akşam saat 8-9 civarı. Bir tane vatandaş aradı ya başkanım. Başkanım buyur dedi. Başkanım dedi, antenim bozuk dedi. Televizyonun anteni bozulmuş. Bana dedi adam gönder dedi. Akşam saat 9'da. Şimdi bu şeyi vermek lazım insana. Samimiyeti. Bu samimiyeti vermek lazım. 9'da da, 10'da da, 11'de de vatandaş başkanını araması lazım ki Bayat bu konuda şanslı. İstediği an, istediği zaman başkanla görüşebiliyor. Ve ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Projelerimi paylaşabileceğim ya da projelerine ortak olabileceğim ya da beraber yol yürüyeceğim bir insanla beraberiz. Şimdi İlk kooperatifi dedim ya, ilk kuran ilçelerden biri biz olduk. Mesela kadın kültür evini de ilk yapan ilçelerden biri yine biz olduk. Birçok ürünü şu an bu hale gelmesinde, bunların başarılmasında buradaki birliktelik çok önemli. Şimdi biz o beraber yol yürüme işini iyi götürüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. İnşallah. Bundan da ilçe kazanıyor. Bunu söyleyeyim. Ya ben mesela hiçbir projede ya işte
Bu proje kaymakamlık projesi ya da bu proje belediye projesi diye bahsettiğini duymadım ben başkanımız. Biz yapıyoruz. Ya ben yapıyorum diye bir şey yok. Kaymakamlık yapıyor değil. Biz ilçe olarak bunu yapıyoruz. Şimdi mesela yöresel ünler pazar yeri yapacağız. Evet. Belediyeyle beraber biz bu yola girdik. Kadın kültür evinde belediyeyle yaptık. Kooperatifin mantar tesisini yine belediyeyle beraber oluşturduk. Şimdi yine haşhaş ezme makinesi, haşhaş paketleme makinesi, mantar paketleme makinesi birçok konuda belediyeyle beraber biz bu işe girdik. Burada eğer başkan bu yapıda olmasaydı ben şöyle söyleyeyim hiçbir şey yapamazdım. Evet. Bir şeyler yapardım ama saman alevi belki gibi olurdu. Evet. Yanıp sönerdi. Şimdi çok şükür ilçemize gelmeyen hizmetler son zamanlarda gelmeye başladı. Vatandaşın evine beraber hane hane geziyoruz. Hı hı. Yani her hafta muhakkak kendim beraber 5-6 tane haneye gidiyoruz. Beraber mesela yaşlara yemek projesi yaptık. İşte gıda dağıtımı olsun, diğer konularda olsun. Hep beraber yani ayrımız gayrımız yok. Biz Bayat için beraber bu yola girdik. İnşallah görev süren bitene kadar bu şekilde devam edecek ve güzel hizmetler edeceğiz. Yani o konuda ben başkanıma sizin huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmadı beni. Her zaman arkamızda oldu. Ya Kaymakam Bey nereye gidiyorsa gitsin. Beraber biz bu yola girdik. Ki gövdesini koydu yani. Mesela şu yöresel ünler pazar yerinde birçok vatandaşımız bunu bekliyor. Evet. Ne oldu o proje, hala ne şey falan yapılacak mı diye. İlk başta 1.7 milyondu. Şu an 3 milyona çıktı bütçesi. Oraya yani da maliyeti gireceğim. O projelerinizden de bahsedeceğiz ama sizin yaşlılara olan hassasiyetinizi biliyorum. Yaşlı insanlara olan hassasiyetinizi ki konuşmalarınızda da hep bahsettiniz. Biz de Bayat'ta gezerken bir ayaklı efsaneye denk geldik. İn Pazarcık'tan İsmet amcaya. İsmet amcanın çok güzel öyküsü var. Nasıl doğdu, nerede doğdu, nasıl yaşadı, nasıl geldi, eskiden İn Pazarcık nereydi, Derbent nereydi? Çok güzel bir söyleşi yapmış. İsterseniz onu bir izleyelim. İsmet amcayı da bu şekilde yad etmiş olalım. Tarihi bir kültür Bayat için. İsmet amcamız hakikaten bir tarih ya, bir medeniyet. Durmuş abiyle beraber, bir tane de Durmuş amcamız var, kardeşler ikisi. Gerçekten değerli iki kişilik bizim için. Dinleyelim bakalım evet, ne söylemişler. Izleyelim. Bayat ilçesinde gezimize devam ediyoruz. Şu an arkamızda gördüğünüz gibi İn Pazarcık mağaralarındayız. Yanımızda İsmet amcamız var. İsmet amcamız bize buranın yaşanan medeniyeti anlatacak. İsmet amcamız buralarda doğmuş, büyümüş. Daha sonra ilçe merkezine yerleşmiştir. Evet İsmet amca seni dinleyelim. Ben 1939 doğumluyum. İn Pazarcık'ta doğdum. 7 tane kardeşim var benden sonra. Burada doğduk, büyüdük. Evimiz, damımız hepsi buradaydı. Bunun üstünde Beydağ dediğimiz yayla yukarıda tarlalarımız vardı. Yazın orayı ekerdik, kışın buraya merkeze gelirdik. Buranın çeşitli yerleri, çeşitli isimleri vardır. Mesela şu gördüğünüz şeylerin olduğu yere anladığım Hamami'nin dere deriz. Şu yukarıya anladın mıydın? Çeşmenin başı diye geçer. Ondan sonra şu yukarıdaki dolanan yolun yanını Gaydırmaş diye geçer. Şu gördüğünüz mağaralar, yukarıdaki mağaralar Güççüinler diye geçer. Şu gördüğünüz büyük mağaralar anladın mıydın? Arkacini diye geçer isimleri. Şu gördüğünüz kayanın altındaki samanlığımız vardı. Kışın samanlığı oradan aldırdık, hayvanlara buraya getirdik. 3 tane samanlığımız vardı. Ben burada yalın ayak, burada 1 metre garın içinde yalın ayak gezdiğimi bilirin. Burada yaz geldi miydin, davar evleri gelirdi. 6-7 tane sürü durdu burada. Anladın mıydın? Şu aşağı gördüğünüz o alan olan yere alış seki derler. Ondan sonra şu kovakların olduğu yer, bahçenin alt yanı kara ağaç derler. Burada bahçemiz vardı o zaman. Duvarlardan çevrili ağaçları var işte. Şu karşıda gördüğünüz yerde de fırın vardı. O zamanki devirde Karagağını diye geçer. Teker yaparlardı dedemgil, amcamgil, babamgil. Askere gidinceye kadar ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ondan sonra
Okuma yazma okuluna hiç gitmedim. Askerde okuma yazma öğrendim. Askerde berberlik öğrendim. Tabii ki o zamanlar vatandaşın ya koyunu vardı, ağıllarda anadın mıydın, tiftik satarlardı, tiftik yün yapağı satarlardı. İreşberlik ederlerdi. Anladın mı? O gibi şeyler vardı. Bahçemiz vardı burada. Gelen burada eğlenirdik. Gölgelerde otururdu. Annem yoğurt kordu, yemek kordu onlara. Anladın mıydın? O fırında ekmeği derlerdi. Dedemin evi orada, bak bacası orada. Bizim ev şurada yüksekte. Amcam gelin ev daha orada, şu delikli taşın yanında. O yaşantılarımız öyle geçti. Ondan sonra askere gittim. Bir iki sene daha kaldık burada. Ondan sonra galiba buradan bayağı da taşındık. Çocukken burada neler yapıyordunuz? Çelik derler, böyle bir şey var. Çelik oynama, böyle şöyle sopayla şöyle kısa bir çelik. Çelik oynardık. Çok, o görseniz sarp kayalara, oralara çıkardık, oynardık. Siz burada yaşarken kilim dokuyor muydunuz, anneniz, kardeşleriniz? Babam kendileri yaptılar, dokuma. Çok şey dokudu, heybe dokudu, kilim dokudu. Annem benim çok çarık giyiyorduk. Çarık bilmezsin sen, dombay çarığı. Dombayın şeyi, derisi sağlam olur. Anladın mıydın? Ondan sonrası merkebin gelir, eşeğin yani. Anladın mıydın? Çarık giyerdik. Bir de dolak vardı böyle gıldan. Dolaya dolaya ona, o ıslak geçmez yani. Genelde davara giderken, koyuna giderken veya öte bir yere giderken onları giyerlerdi. Ben de çok çarık giydim. Evet, ayaklı efsane dedim. Hala yaşayan bir efsane. İsmet amca çok güzel hikayeler anlattı. Dinlemek çok keyifliydi. Hele Afyon şivesiyle ben çok keyif aldım. Evet Kaymakam Bey, hazır kilimlerden bahsetmişken, tarihi bir hikayelerden bahsetmişken canlı canlı, hemen kısa sorularımdan sormak istiyorum size. Bayat. Ebediyet. Başak. Kilim. Tarih. Mazhar Paşa. İki isim arasında kaldım da. Mazhar Paşa. Mazhar Paşa'yı duydunuz mu bilmiyorum. Kısacık bahsederseniz. Ya şöyle, mesela Bayat'ın ebediyetten kastım, Bayat Orta Asya literatüründe, yani geçmiş tarih kaynaklarında ebediyet, ululuk olarak geçiyor. Hı hı. Ondan dolayı ebediyet dedim. Mazhar Paşa'da Osmanlı'da sağlık nazırlığı yapmış Bayatlı bir vatan şeyimiz, büyüğümüz. İstanbul Tıp Akademisi'ni kurmuş. Ciddi anlamda Osmanlı'da çok önemli bir şahsiyet. Mesela Arif Bey diyecektim. Arif Bey de Albay Arif Bey. Meşhur bir kişiliktir. İlçe merkezinde de bir heykeli vardır. Elazığ'la da bir damarı var aslında Arif Bey'in. Ama Mazhar Paşa bence daha şey. Oradan dolayı Mazhar Paşa demek istedim. Evet. Evet Kaymakam Bey, kısa bir reklama gideceğim. Döndüğümüzde tekrar devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası, sonra sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet Kaymakam Bey, 1,5 yıldır Bayat'tasınız ve yaklaşık 1 yıldır süregelen bir pandemi
mücadelesi var. Bu süreç içerisinde neler yaptınız? Hayata geçirmek istediğiniz projelerde size bir engel oldu mu bu durum? Bayat'a daha az zararla bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Ben Ekim ayında gelmiştim göreve. Bir 3 aylık Elazığ görevlendirmesi olmuştu o zaman depremde. Ben Elazığ'dayken 11 Mart'ta ilk vakalar çıkmaya başladı. Buraya da Nisan ayında döndüm ben ilçemde göreve. O zaman pandeminin 20. ya da 30. günüydü. Tabii ilk vaka çıktığında bayağı bir tedirgin oldum. Çünkü biz nüfus şeyinde yaş aralığına baktığımızda %30-65 yaş üstü vatandaşımız var Bayat'ta. Yani nüfusumuz bayağı bir yaşlı aslında. Buradan biraz tedirgin oldum. Çünkü daha çok işte yaşlı ve bir de bunların iki tane kronik hastalığı olan insanlar birçoğu. Burada etkilenmesi çok muhtemel bir evet. durum. Şimdi buna yönelik tedbirler almıştık. İlk başından bugüne kadar hep onları koruma yönelik. Biraz belki sıkıldılar, biraz bize kızdılar. Yani Kaymakam Bey bazen diyorlar çok mu sıkıyorsunuz falan. Ya ben mümkün mertebe sıkmadan tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz. Çok insanları çünkü insanlar da bunaldı artık. Evet. Bir ay, bir yıl. Yani bir yıl çok ciddi bir süre bunalmaya başladılar insanlar. Ama ne yapıyorsak onların sağlığı için yapıyoruz. Bu süre zarfında bugüne kadar mesela şöyle birkaç sayı vermek istiyorum. Buyurun. 484 tane vakamız olmuş. Günümüze kadar yani pandeminin ilk gününden bugüne kadar. Sadece 10 tane ölü vefatımız oldu. Yani biz toprağından mıdır, suyundan mıdır aslında iyi bir şekilde atlattık diyebilirim. Yani keşke 10 kişi de vefat etmeseydi ama yani ölü şeylerine baktığımızda, diğer ilçelerle kıyas ettiğimizde Bayat'ın herhalde bir şey yapısı var. İnsanı sağlıklı yani peynirden dolayı da olabilir. Belki de sütten de olabilir. Doğru, doğru. Bir şey yapısı vardı. Şu anda aktif 20 tane hastamız var. Kontrollü bir şekilde bu süreci atlattık. Yani bir tek Nisan ayı yani bizim bu Nisan ayı en çok vakamızın çıktığı aydı. Normalde aylık 40-50 bandında gidiyorduk ama şu an 26'sı bugün herhalde ayın. 26'sı itibariyle 84 vaka oldu bu ay içerisinde. Ya bu çok ciddi bir şey. Burada da bu işçi servislerle alakalı bir çalışma. Yani şeyden dolayı mesela bir işçi servisinde 25 kişiden numune aldık. 19'u pozitif çıktı. Yani çok ciddi bir artışa sebebiyet oldu. Ama şu an çok iyi. Hamdolsun ilçede çok böyle zor bir sürecimiz yok. Burada pandemide aslında en çok yaptığımız bizim kapatan esnaf, iş yerini kapatan esnafa yönelik bir çalışma yürüttük. Yine belediyeyle beraber, sağ olsun başkanla beraber tespit ettiğimiz esnafa destek olduk. Yani bunu bir ay süreyle yapmadık, birkaç ay süreyle yaptık ki ciddi anlamda sıkıntı yaşamışlardı. Şu ana kadar mesela bir yıl içerisinde yaklaşık 2,5-3 milyon arası bir destekte bulunduk. Yani sadece esnaf değil, bütün vatandaşları katıyorum içerisine ve bunun içerisinde hem işte biz bize yeteriz Türkiye'm gibi pandemi desteklerdi. Yani merkezi Ankara'dan gelen ödenekle beraber bizim vakıf şeyle beraber 2 milyon 3 milyona yakın bir destekte bulunduk vatandaşımıza ki bulunmaya da devam ediyoruz. Çok şükür devletimiz bu konuda vatandaşın yanında oldu. Biz de ilçedeki temsilcisi olarak bunları tamamen vatandaşa yansıtmaya çalıştık. Pandemi sadece hastalıkla değil birçok projemizin de aksamasına sebebiyet verdi. Evet. Mesela Kadın Kültür Evi aslında bizim çok çok öncesinden bitmişti ama biz Mart ayında açma durumunda kaldık. Çünkü o dönem her şey kapatılmıştı. İşte kadın kooperatifleri yine aynı şekilde. Mesela yapacağımız projeler, şimdi yöresel ürünler pazar yeriyle alakalı. Evet. 1,5 sene önce daha ilk geldiğimiz zamanda aslında başlamıştık. Kalkınma Ajansı'ndan projemiz çok çok öncesinden geçmesine rağmen pandemiden dolayı hep aksadı. Aksamaya da devam ediyor. Ama biz mümkün mertebe en hızlı şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ya inşallah bu illetten kurtuluruz. Yani bu çok İnşallah. Değişik bir illet. Yani bitti diyoruz tekrar geliyor. Hortluyor ya nasıl bir şeyse. İnşallah biter. Ama Allah'ın izniyle pandemiye rağmen biz Bayat'ta güzel hizmetler yapacağız. Yani tabii bunu yaparken de vatandaşımızın da sağlığını dikkate alarak, yani çok da insanları riske atmadan bir çalışma yürütüyoruz.
projemize ondan sonra mı gireyim? Projemize hemen devam edelim. Çok güzel bir projeniz var çünkü. Aynı zamanda da zaten size bunu sormak istiyordum. Hayata geçirmeyi planladığınız projeleriniz var mı? Bununla ilgili neler söylersiniz diye. Buyurun lütfen. Şöyle söyleyeyim Selcan Hanım. Şimdi Bayat yol üzerinde, Ankara, Afyon yol üzerinde bulunan İzmir, Antalya'ya giden bütün vatandaşların aslında geçtiği bir güzergah. Biz o zaman bir tespit yapmıştık jandarma verilerine göre. Günlük 11 bin araç geçiyordu. En kötü gün. Ki bayramda bu sayı daha da artıyor. Şimdi burada bu kadar araç geçerken yol kenarında bir tane iş yerimiz yok. Şimdi bu konuyu da başkanla beraber kafa kafaya verdik. Ya bizim dedim bu işe bir şey yapmamız lazım. Yani bugüne kadar hep konuşulmuş ama bizim dönemimizde bunun icraata geçmesi gerekiyor. Sağ olsun bir proje hazırladık. Kaymakamlık, belediye beraber. Şöyle göstereyim. İçerisinde rekreasyon alanlarının bulunduğu, hemen kilim atölyemizin yan tarafında restoran var. Hemen yan taraflarında dükkanlar var. İşte çadırlar var. Kıl çadırları dediğimiz. Ve arka tarafında park alanı, çocukların eğlence yapabileceği. Bir de küçük küçük ahşaptan kamelya dediğimiz şeylerden bir planlama yaptık. İnşallah bunu başarırsak bunun devamı gelecek. Çünkü bu bir adım. Evet. İstiridye mantarında olduğu gibi, peynirde olduğu gibi bu da bir adım. Biz bunu yaptıktan sonra, vatandaş bunu gördükten sonra belki yol kenarında arsası olan bir sürü vatandaşımız var. Onlar da cesaretlenip bu işe girecek. Yani Bayat insanlar ekonomik Ankara'dan çıktığında, İzmir'den çıktığında, Antalya'dan çıktığında ya Bayat'ta mola vereyim. Evet. Bizim bunu dedirtmemiz gerekiyor. Şimdi bununla alakalı bu projemizi yaptık. Şöyle göstereyim. Tabii ilk yaptığımızda 1.7 milyondu. Daha sonradan projeyi revize ettik. Valimizle görüştükten sonra. Proje 3 milyona çıktı maliyeti. Kullandığımız malzeme. Ürün Sibirya'dan gelen bir odun kullanacağız. Bu kışa dayanıklı taşlar mesela özel taşlar. Ve gerçekten bittiğinde çok dikkat çekecek. Birçok insan merakından da girmek isteyecek. Böyle bir proje. Tabii 1.7 milyonken bizim gücümüz yeterdi ama şimdi burada ben belediye başkanına özel bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu projeye gövdesini koydu. Gerçekten yani normal şartlarda bunu yapmamız çok zor hale gelmişti. Sağ olsun Sayın Valimizle görüştük. Daha sonra da bu projeyi yapacağız dedik. Öyle ya da böyle. Gerekirse borç alacağız. İşte sağdan soldan bir şekilde destek almaya çalışacağız. Ve bayağı bir yol kat etti. İnşallah ihale sürecine geldik. İhaleye girecek. İhaleye girdikten sonra da kısa süre içerisinde ben biteceğini düşünüyorum. Şöyle küçük küçük dükkanlarımız olacak. Bittikten sonra da Bayat'a bence müthiş bir hizmet. Evet. Bayat bu konuda bunu hak ediyor. Sadece yol üstü bir yer olmasın Bayat. Kilim diyarı Bayat yazısından ibaret olmasın. Bayat bir mola merkezi olsun, Bayat bir mantar üssü olsun, Bayat bir işte peynir üssü olsun. Ya bununla alakalı projelerimizde tamamen istihdama yönelik şekillendirdik. Mesela bunun biraz ilerisinde bir jandarma bölük şeyimiz var, ilçe jandarma komutanlığımız. Onun mesela hemen arka tarafında TOKİ binaları var. TOKİ'nin ön tarafında işte ticari bir alan aslında orası. İnşallah orayı düşünüyor başkanımız. Ora bittikten sonra o yol üstü hakikaten çok canlı. Böyle cazibe merkezi haline gelecek. Ben şu an hayal ediyorum. Bozoy'a giderken bazı alışveriş şeyleri vardı. Belki görmüşsünüzdür. Sağlı sollu. İşte Kocaeli'ne giderken sağlı sollu böyle alışveriş merkezlerini görmüşsünüzdür. Bayat'ta böyle bir şey olacak. Bayat'ta bunun temellerini atacak. Karşısında belki bir yer düşünebilir. Çünkü orada bir beton santrali var. O belli bir süre sonra kalkacak oradan. Evet. İleride yine belediyemize ait bir alan var. Bunlar tamamen değerlenecek ve o yol üstü tamamen hizmet sektörüne yönelik değerlendirilecek. Biz bunun ilk adımını atalım. Bunun devamı da gelecek. Birçok çalışmayı yaptık. Şimdi Sayın Valimiz önderliğinde bir Teknofest ile alakalı bir çalışma yapılıyordu. Siz de biliyorsunuz. 2022'de Teknofest'in Afyonkarahisar'da yapılması isteniyor. Bununla alakalı 4 il parti başkanı bir açıklama yaptı. Bu ciddi anlamda kamuoyunda bir olumlu bir hava oluşturdu. Evet. Şimdi biz de buna yönelik bir tekno team, bayağı tekno team'i kurduk. Yine bununla alakalı arkadaşlarımız çalışıyor.
Bilgisayar Mühendisleri Derneği ile bir protokol imzaladık. Bunlarla beraber bir çalışma yapıyoruz. Onlar eğitim verecek bizim öğrencilerimize. Bir çığır atacak inşallah. Yani İnşallah. Bir etki oluşturacak. Ben Bayat'ın 20 yıl sonrasını düşünemiyorum. Çünkü çok sağlam bir genç kitlesi var. Ya ben bazen okul ziyaretleri yaptığımda ya o kadar akıllı çocuklar var ki. Şimdi bizim onları doğru yönlendirmemiz lazım. Bir defa onlarla aynı dili konuşmamız gerekiyor. Şimdi biz o aynı dili konuşmak için çalışmalar yapıyoruz. Tabii burada tablet dağıttık yani öğrencilere. Sayın Valimizin önderliğinde Afyon'da her ev bir okul diye bir proje yapıldı. Projede masa sandalye dağıttık ama bunun yanında her ev ve bir tablet. Bunu başlattık. Belediyemiz bir tarafından tuttu, hayırsever vatandaşlarımız bir taraftan tuttu. Bir anda ilçede 1100 öğrenci var. Ya bunun birçoğuna biz tablet ulaştırdık. Belki tamamını ulaştırmamış olabiliriz ama birçoğuna ulaştırdık. Yani her hanede tablet oldu diyebilir miyim? %80-90 şeyini yakaladık. Ya bu ilçede derslere katılım oranı da arttı. Eğitim yani çağındaki, eğitim evet. Ya burada mesela ciddi anlamda şey oldu. Sokak hayvanlarına yönelik yine bir çalışma yapıyoruz. İlk defa orienting şampiyonası yaptık ki ben o zaman çalışmayı başlattık Elazığ'daydım. O gün yapıldığında. Ya ilçede o kadar güzel bir ortam oluşmuş ki işte yaşlı teyzelerimiz mesela çocuklara ya oğlum bak şuraya bir şey sakladılar diye yardım etmeye tabii yeltenmişler falan. Bayağı böyle bir olumlu bir şey oluşmuştu. Şimdi bunun şampiyona yani bir Türkiye şampiyonasına dönüştürmeyi düşünüyoruz. Geçen Ayazin'in de bir tane şey yapılmıştı belki görmüşsünüz. Şimdi biz onun çizimini başlattık. Yani orientelik, harita çizimi yapılıyor. İnşallah bu bittiğinde bir şampiyona yapmayı düşünüyoruz ilçemizde. Bunun dışında ya köyümde yaşamak için bir sürü sebebim var. Yine evet. Valiliğimizin önderliğinde başladı. İşte her bir okul yine valiliğimizin önderliğinde. Diğer projelerimiz zaten devam ediyor. Evet. Bir haşhaşla alakalı bir çalışmamız var. İnşallah haşhaşla ilgili de yakın zamanda neticelenecek. Onunla alakalı bir çalışmamız var. Devam edeceğiz inşallah. Siz Bayat için bunları yapmaya devam ediyorsunuz. Bayatlılar sizden ne istiyor diye arkadaşlarımız Bayat sokaklarında mikrofon uzattılar. İsterseniz Bayatlılara bir kulak verelim. Bir ondan bakalım. Sonra evet talepleri, istekleri var mı sizden? Dinleyelim. Merhabalar, iyi günler, hoş geldiniz. İlçe yapılmasını istediğiniz çalışmalar var mı? Altyapısı ya da fizibilite çalışması, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından alınan belli bir destekle sıcak su çalışması analizi yapılmış ama henüz sonuca eriştirilmedi. Sadece proje basında kaldı. Üzerine giderek bunu değerlendirerek bunun gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Asarcık üretimimizin herhalde ihalesi, malzeme ihalesi yapılmış diye biliyorum ama inşallah bu yıl ya da önümüzdeki yıllarda tamamlanır. Kapalı devre sulama sistemine geçmesi talebimiz, isteğimiz. Kaymakam Bey'e mesajınız var mı? İnşallah başarılı olurlar. Yaptıkları bazı projeler var Kaymakam Bey'in de. İstiridye mantarı gibi, kadın kültür evindeki el işleri işte bunlar zamanla daha da gelişecektir inşallah. Tabii bir iş sahası ne olsa daha iyi. Gençlerimiz hep dışarıya gidiyor iş olmadığı için. Yani nüfus azalıyor. İş olsa tabii hiç gençler gitmez. Daha iyi olur. Kaymakam Bey'den çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok iyi ilgileniyor ilçemizle. Hani vatandaşlarımızdan olsun, ilçemizden olsun. Biz memnunuz bilmiyorum. Vallahi şu anda kaymakamımız elinden geldiğince güzel faaliyetler gösteriyor. Kadın kültür evleri yaptı. Herkese uyum sağlamaya çalışıyor yani. İyi yani. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bizim Bayat'ımızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Evet Kaymakam Bey, Bayatlıları dinledik. Söylemek istedikleriniz var mı kendilerine? Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ya bizim burada görev sürecince Bayat'ımıza ne katarsak bizim için büyük bir övünçtür. Hı hı. Yani bir Allah razı olsun demeleri bize yeterli. Sağ olsunlar vatandaşımız bu konuda her zaman arkamızda, her zaman destekçimiz. Bu şeyi oluşturduk yani bu havayı aldık. Bu şeyle devam ediyoruz. Yani bu olmasaydı belki de çalışmalarımızın birçoğu olmayacaktı. Ortaya çıkmayabilirdi. Çünkü arkamızda bir halk kitlesi var. İnşallah söyledikleri, talep ettikleri birçok çalışmayı neticelendireceğiz. Mesela Kaşif Bey'i dinledik. Kaşif Bey'in istekleri var. Onların tamamını inşallah hayata geçireceğiz. Yani mantarla ilgili görüyorsunuz. Evet. Vatandaşta bir şey oluşmuş. Bir algı var. Bir algı var. İşte bu peynirle ilgili de yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yine aynı şekilde takıyla ilgili de.
söylediklerini hak ederiz inşallah. Evet Kaymakam Bey, bunca şeyi bir arada yürütmeye çalışırken hızlı, dinamik ve zaman merfumu olmayan çok çalışkan bir valimizle birlikte çalışıyorsunuz. Onun önderliğindesiniz. Onun desteğiyle ve belki gücüyle bu kadar hızlı ve bu kadar başarılı ilçelerimiz diyebilirim. Afyon Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'le çalışmak size ne hissettiriyor? Ya ben şunu söyleyeyim. Şimdi tabii biz geldiğimizde Mustafa Tutulmaz Valimiz vardı burada. Daha sonra Gökmen Valimiz geldi. Şimdi kaymakam adayları başladı göreve. 107, 108, 109, 110. dönem şimdi alınacak. 109. dönem başladığında dönemin birincileri yani ilk tercihleri Afyonkarahisar. 108. dönemde yine aynı şekilde. Kaymakam adayları adaylık stajını Afyonkarahisar'da yapmak istiyor. Bunun sebebi Gökmen Valimiz. Neden? Herkesin çalışmak istediği bir vali ki biz o yüzden çok şanslıyız. Az evvel başkanla ilgili soru sorduğunuzda da aynı şeyi söyledim. Ya ben çok şanslıyım çünkü Gökmen Valimin uhdesinde görev yapıyorum. Gerçekten şimdi normal şartlarda bazen bütçe sıkıntısı yaşıyorduk. Bazen işte işlerimizi çözemiyorduk. Mesela eğitimle ilgili vali beye söz verdik. Sayın valim uygun görürseniz dedim inşallah. Bize süre verin, vakit verin. Afyon'da Bayat 3. sıraya yerleşsin. İlk 3'e gireceğiz dedim. Eğitimde işte üniversite kazanma oranı işte şeyleri göz önünde bulundurarak bunu söyledim. Ama öğretmen yok ilçede doğru düzgün. Hep şeydi, ücretli öğretmenler görevlendirmişiz falan filan. Derken sağ olsun Sayın Valimiz o gün Ankara'da birkaç temasta bulundu ve 30 tane öğretmen geldi Bayat'a. Yani bu bir rekordu yani onu söyleyeyim. Mümkünatı yok. Şimdi böyle bir valiyle çalışmak sizce nasıl bir konu? Ayrıcalık. Şimdi Sayın Valim soğuk hava deposu lazım. Bir hafta sonra soğuk hava depomuz faaliyette. Mantar tesisi kuracağız bir hafta içerisinde. Kendi bütçemiz çünkü yetersiz. Yani Bayat olarak bizim ek gelirimiz hiç yok. Yani valimiz destek olmasa çok zor şartlar altında ilerleyebiliriz. Ama sağ olsun her projemizde kafasına yatsın. Ya şimdi bu projeyi de yani mümkünatı yoktu. Yine sağ olsun onun desteğiyle hayata geçiriyoruz. Ya kadın kültür evleri olsun, kadın kooperatifi olsun, Ayazini, ya bunlar yerel bazlı başlayan ama ulusala mal olan kesinlikle projeler. Şimdi kesinlikle. Kadın kültür evi sadece bir Afyon'un projesi değil artık. Şu an Türkiye projesi olmaya başladı. Yani kısa zaman içerisinde birçok ille kurulmaya başladı. Kadın kooperatifleri. 17 ilçenin tamamında kadın kooperatifi var. Hangi ilde vardır böyle bir şey ben bilmiyorum. Var mıdır? Yani çok çok nadirdir. Evet. Ya bunu yapmak hakikaten çok büyük bir güç. Evet. Bunun yanında şimdi bizi de bu konuda eğitiyor. Ben şimdi asaleten ilk görev yerim burası. Ben çok şey öğreniyorum Sayın Valimizden. Ya düşünün şimdi ben mesela belediye başkanıyla kavga etmeye bile vakit bulamıyorum. Kavga edemiyoruz ya. Öyle bir sistem kurmuş ki. Hiçbir kaymakam belediye başkanıyla kavga edemez şu an. Birlikte anlaşmak zorunda. Beraber anlaşıyoruz evet. Yani anlaşmak çünkü ilçede o kadar ciddi olumlu hava eleştiriyor ki hem projelerinize yansıyor hem çalışmalarınıza yansıyor. Vatandaşa bile yansır. Ya herkese yansıyor. Evet. Şimdi orada ne oluyor? Başarı bu şekilde geliyor. Kesinlikle. Afyon'daki Afyon mucizesinden kastım da bu. Şimdi vekillerimiz valimize çok güzel bir çalışma yürütüyor. İşte valimiz belediye başkanımıza çok güzel bir çalışma yürütüyor. Şimdi bizim rol modelimiz bu çalışmadır. Biz de buna göre ilçede mesela çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah onun yolunda yani güzel çalışmalar yaparız. Sayın Valimize bu konuda Allah razı olsun inşallah her zaman i̇nşallah. Yani sadece 1-2 yıl değil de inşallah bir ömür beraber çalışmak nasip olur. Çünkü çok faydası oluyor bize. Kesinlikle. Onu söyleyeyim. Kesinlikle size ben katılıyorum. Ben efsane vali diyorum. Biz Afyonlular da kendisini hakikaten çok benimsedik, çok özümsedik. Siz diyorsunuz ya ben bir Bayatlı gibiyim. Sanki Vali Bey de bizim için bir Afyonlu. Emin olun. Yani evet bu... Kaymakam Bey, hemen hızlıca bir sorum olacak size. Tek kelime cevap istiyorum ama bürokrasi mi, hizmet mi? Hizmet. Hizmet. Evet bizim hap sorularımız var. Belki izlediyseniz biliyorsunuzdur. Hemen onlara geçmek istiyorum. Devlet. Kutsal. Halk. Hakimiyet. Bayrak. Temsiliyet. Liyakat. Hakkaniyet. Hikmet. Hadim. Hizmet. Hadim. Hadim. Bir söz vardır ya.
hakimül millet değil, hadimül millet. Evet. Yani hükmeden değil, hizmet eden. Yani idareci, hükmeden değil, hizmet eden olması lazım. Biz bunu Afyon'da görüyoruz. Yani burada da yine valimize şey yapacağım. Daha çok hizmete yönelik hareket ediyoruz. O yüzden bürokrasi mi, hizmet mi diye sorduğunuzda hizmeti. Evet. Evet Kaymakam Bey, programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz son cümleleriniz... Çok şey var da. Ben onları alayım, biz ayrılan süreyi aşacağız. Yönetmenim sürekli uyarıyor, zamanımız dolmuş. Ben hemen sizin programımızın sonunda ulaşmak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bölümler ve cümleleri alayım lütfen. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Yani bize bu fırsatı tanıdığınız için en azından burada projelerimizi bahsedebildik. İlçemiz adına yaptığımız çalışmalardan konuştuk. Bu ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayan bir şey. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Görevimizi yaptık. Aynı zamanda ya Bayat'ımız o kadar güzel bir ilçe ki inşallah uzun yıllar nasip yani hizmet etmek, güzel çalışmalar yapmak, ileriye dönük çalışmalar yapmak nasip olur. Ben burada vatandaşımıza bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten o kadar işten bir halk ki her gün farklı bir heyecanla kaymakamlık makamına gidiyorum. Bizim kaymakamlıkta şöyle bir şey var. Yani gelen vatandaş randevudan pek almıyoruz. Direkt içeri giriyorlar. Hani hiçbir şekilde görüşmeme, yani kaymakamlıkta olduğumuz sürece, makamda olduğumuz sürece herkese görüşmeye çalışıyoruz. Ki vatandaşımız da çok fazla şey yapmak istemiyor. Yani bilinçli ama uzun yıllar kaymakamsız kalmış. Hep vekaleten yürütülmüş. Bundan dolayı da kaymakama aç bir ilçeydi. Sağ olsun bağrına bastılar. Allah razı olsun. İnşallah her zaman iyi kaymakamlar Bayat ilçemize gelir. Önceki kaymakamlar gittiğinde bir daha çalışmak istediğim bir ilçe diye söylüyorlardı. Gittiğinde memnun ayrılacaksın diyorlardı. Çünkü uyuşturucuyla ilgili bir sıkıntı çok az rastlarsınız. Hırsızlıkla ilgili çok az rastlarsınız. Yani şeyi oturmuş artık. Ya diyor mu kadim medeniyeti evet. Oluşmuş. Şimdi güzel bir belediye, iyi anlaşabildiğim bir belediye başkanım var. Ya huzurlu bir ortamım var ya. Ben daha ne isteyeyim ki? Evet. İnşallah güzel adımızdan gittikten sonra Allah razı olsun cümlesini duymak nasip olur diyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun Kaymakam Bey. Biz teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz güzel bilgiler için, değerli bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş'ti. Hizmete Uzanan El programı bu akşam sizlere Bayat'ın kültürünü, tarihini, yerleşkesini, kilimlerini, ata mirası kültürünü amaçlayan, hizmeti hedeflemiş çalışkan bir kaymakamla birlikte olduk. Kendisini bize aktardığı bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın finalini, sonu Bayat'a ait bir görselle yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Esen kalın. Bayat Afyonkarahisar'a bağlı Ankara yolu üzerinde bulunan 4200 nüfuslu küçük bir ilçedir. Fakat bünyesinde barındırdığı tarih küçük ifadesini yersiz kılar. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu ilçe tarihin içinde bir zaman yolculuğuna çıkma fırsatı verir. Çünkü ilçenin medeniyet tarihi M.Ö. 700'lü yıllara dayanır. İlçenin 7 kilometre güneyinde bulunan İmpazarcık size Friglerden merhaba der. Doğusuna gittiğinizde Derbent'te abalar çıkar karşınıza. Kuzeyinde Çukurkuyu'da Persler hoş geldiniz der. Yine ilçenin içinde bulunan Asar Tepesi size Romalıların selamını getirir. Medeniyetler beşiği olmakla yetinmeyen bu küçük ilçe Oğuz boylarının en büyük kollarından olan Bayat boyuna kucak açmış, Türk kültürünün Anadolu'daki doğumuna ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'nun Türkleşmesiyle Suriye sınırından gelip buraya yerleşen Bayat boyu öyle bir tohum atmıştır ki
bugün koskoca bir çınar var etmiştir. Gölgesinde yetişen Dede Korkut'tan bilgeliği, cesareti, yiğitliği, azmi, Fuzuli'den duygularla yaşamayı, şairliği, ilahi aşkı, Arif Bey'den yiğitliği, vatan savunmasını, milli mücadeleyi, birlik ve beraberliği öğrenen şanslı nesiller yetiştirmiştir. Örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini var ettiği her şeye iliklerine kadar sindiren Bayat Boyu, kilimlerinde de yaşamın ta kendisini işlemiştir. Her bir motif hayatın içinden, kültürün içinden, kendi kimliğimizin içinden çıka gelmiş birer destandır. Öyle ki bu zenginliği şu dizeler bize anlatır. Renk almış yaylanın çiçeklerinden, desen tutmuş buğday başaklarından, gökkuşağı almış saçaklarından, üzerinde bir ilkbahar günü var. Yunus Emre tapınanda yüz koymuş, Karacaoğlan saz çalanda diz koymuş, Köroğlu dört nala geçmiş iz koymuş, boylamında erenlerin yönü var. Bu kadar büyük bir mirasa kayıtsız kalamayan Picasso bile, benim resimlerim kadar güzel bir şey arıyorsanız o da kilimlerdir demiştir. Bu kadar zengin bir tarihi, bu kadar zengin bir kültürel mirası alıp bir adım öteye taşımak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Öğrenmek ve öğretmek, Bayat Boyu'nu sonsuza kadar yaşatacak yegane şeydir.